Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Hafta başı programıyla karşınızdayız. Öncelikle geride bıraktığımız haftada neler yaşandı onu bir hatırlamaya çalışacağız. Haftanın öne çıkan haberlerini paylaşacağız, gelişmelerini aktaracağız. Ardından ikinci bölümde de kıymetli konuklarımızla birlikte gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Sonra birbirinden değerli konuklarımız var bu akşam. Birinci bölümde geçen hafta yaşananlara dair, bugün aslında çok yoğunluklu saldırılar var Lübnan'da ama o saldırılar geride bıraktığımız hafta çarşamba günü 18 Eylül'de başlamıştı. Siyonist terör rejimi çağrı cihazlarını patlatmıştı ve o saldırıda çoğu kadın ve çocuk, onlarca kişi yaralanmıştı, binlerce kişi hatta yaralanmıştı. Ondan fazla şehit vardı. Bir sonraki günde cenazelerin kaldırıldığı törenlerde bir daha benzer bir siber saldırı gerçekleştirildi ve orada da yine çok sayıda kayıp vardı. Önce çarşamba gününe gidelim. O ilk cihazların patlatıldığı siber saldırının Lübnan'a yönelik olduğu ilk andaki görüşmeleri bir hatırlayalım, gelişmeleri bir hatırlayalım. Sonrasında yine Lübnan'a dair haberlerimiz var, aktaracağız. Siyonist rejim Lübnan'da şeytani bir saldırı yaptı. Lübnanlı yetkililerin Siyonist rejimi sorumlu tuttuğu patlamalarda 9 kişi şehit olurken binlerce Lübnanlı yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA de saldırıyla ilgili haberinde Beyrut'un güney banliyöleriyle Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı var bilgisini paylaştı. Bazı çağrı cihazlarının sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği görüldü. Lübnan Sağlık Bakanı Firas El Ebyat, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 12 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 2 de çocuk var. Yaralı sayısının ise 2750 ile 2800 arasında olduğunu belirten Ebyat, yaralı sayısının tam tespit edilememesinin bazı kişilerin farklı sağlık kurumlarına başvurmasından kaynaklandığını kaydetti. Ağır yaralı sayısının 300 civarında olduğunu ve yoğun bakımlarda tedavilerinin sürdüğünü aktaran Ebyat, patlamaların ardından hastanelere getirilen yaralılardan 460 kişinin ameliyat edildiğini, bunların çoğunluğunun göz ve yüz bölgelerinden yaralandığını belirtti. Saldırıyla ilgili Hizbullah'tan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 10 mensubumuz şehit oldu denildi. Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yapılan açıklamada saldırıda şehit olanların isimleri de paylaşıldı. Lübnan Hizbullah'ı ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından Siyonistleri sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. İşgal ordusuyla Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda şehit olan Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı. Bahsettiğimiz gibi çarşamba ve perşembe günleri Siyonist terör rejimi Lübnan'a yönelik siber saldırıda bulundu. Çarşamba günü ise topyekün hava saldırısı düzenledi ve bu saldırılarda onlarca Lübnanlı şehit oldu, hayatını kaybetti, yaralandı ve bu arada Hizbullah da misillemede bulundu, hatırlayalım. Siyonist işgal ordusu Lübnan'da çok sayıda noktada hava saldırısı düzenledi. Bölgedeki kaynaklar, işgal ordusunun hava saldırısında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, işgal ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü. Resmi olmayan kaynaklar, işgalcilerin 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Haberde, İsrail fosfor ve sis bombalarıyla Ayt-e-Eşşab ve Ramiya beldelerinin çevrelerine hedef aldığı denildi.
Siyonist rejime ait insansız hava araçlarının Beka ve Raşa beldelerinde de alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, Adise beldesi çevrelerine İHA saldırısı düzenlendiği kaydedildi. İşgalcilerin saldırılarına karşılık Hizbullah'tan da misilleme eylemleri geldi. Lübnan Hizbullah'ı yaptığı yazılı açıklamada Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek amacıyla sınır hattındaki El Merz bölgesindeki işgalcileri uygun silahlarla hedef aldığını ve isabet kaydettiğini ifade etti. İşgal ordusu Lübnan sınırı yakınlarından iki askerin öldürüldüğünü bildirdi. Siyonist basın ikisi ağır 8 kişinin yaralandığını aktardı. Siyonist basına göre Hizbullah'ın karşı saldırısında yaralananlar helikopterle Hafya'daki bir hastaneye nakledildi. Bir tarafta Siyonist terör rejimi Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürürken bir taraftan da Hizbullah'ın üst düzey komutanlarını hedef alıyordu Cuma günü. Ve tabii bu söz konusu saldırılar ve kayıplarla ilgili Hizbullah'tan Cumartesi günü bir açıklama yapıldı. Rıdvan Gücü Komutanı İbrahim Akil'in de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah komutanı toplantı halindeyken toplantının yapıldığı apartman hedef alınmıştı ve Hizbullah 15 komutanının şehit olduğunu açıkladı. Siyonist rejimin Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı ilk belirlemelere göre işgal ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 15 kişinin şehit olduğunu ve 66 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkent Beyrut'a yapılan saldırıda Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinden İbrahim Akil, Ahmet Mahmut Vehbi ve Hasan Yusuf Abdüssettar'la birlikte 15 Hizbullah komutanının şehit olduğu ifade edildi. Siyonist rejimin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye mahallesinde hedef aldığı İbrahim Akil'in Hizbullah'ın askeri kanadının önemli bir ismi olduğu belirtilmişti. Yerel kaynaklara göre Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesiydi. Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve perde arkasında medyanın ilgi odağı olmadan çalışıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023'te Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'ne 1983'te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu. Akil aynı zamanda Siyonist rejimin 2000 yılında Lübnan'dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah'ın işgal ordusuna karşı gerçekleştirdiği birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor. Şehit Vehbi ise Hizbullah güçlerinin çeşitli oluşumlarında insan yeteneklerinin geliştirilmesinde rolü vardı. Komutan Vissam Tavel'in şehit edilmesinin ardından Hizbullah'ın Rıdvan gücünün eğitim sorumluluğunu yeniden üstlendi. Dediğimiz gibi Lübnan'ı konuşmaya devam edeceğiz, Gazze'yi konuşmaya devam edeceğiz ama geride bıraktığımız haftada iç gündemle ilgili de önemli gelişmeler yaşandı. Hatırlarsanız geçen hafta yine bugün hafta başında Özgür Özel'in ezanla ilgili bir açıklaması vardı. Neredeyse ömrü İslam'a düşmanlıkla geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu memlekette ezanın muhafızlarının da kendileri olduğunu ifade etmişti. Önce o açıklamayı bir izleyelim. Sonraki gün Özgür Özel nasıl bir açıklama yaptı, onu da paylaşacağız. Bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine... Daha önce 4-6 yaş Kur'an kursları için ortaçağ zihniyetinin ürünü ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tuhaf bir şekilde ezan iddiasında bulundu. CHP tek parti döneminde ezan okunmasının yasaklandığı günler için henüz herhangi bir özür dilemezken, CHP lideri Özgür Özel'in bu milletin ezanının garantisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir demesi büyük yankı uyandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Özgür Özel daha da ileri giderek imamların ve müezzinlerin hakkını da CHP'nin savunacağını iddia etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yöneticiler gelip dosya veriyorlar. Dertimizi siz söyleyince sesimiz duyuluyor diyorlar. Şu mübarek caminin müezzininin, bu caminin imamının hakkını savunmak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur. Peki Özgür Özel gerçekleri mi konuşuyordu? Elbette hayır. CHP'nin söylem ve pratiklerini Özgür Özel unutsa da onu yalanlıyordu. 18 Temmuz 1932 tarihinde CHP tarafından yasaklanan Ezan-ı Şerif, 16 Haziran 1950'de Adnan Menderes dönemine kadar 18 yıl boyunca sürdü. Ülke insanı yıllarca ezan sesini duymaya hasret kaldı. Yakın tarihte bile medyada CHP'li üst düzey yöneticilerinin zihniyetinin değişmediği ve tek parti dönemini yansıttığı gözler önüne seren ifadeleri yer aldı. Biz geçmişe değil, geçmişteki hatalardan ders alıp geleceğe bakmak zorundayız. CHP lideri Özgür Özel, 2021 yılında yaptığı bir basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için skandal ifadeler kullandı. Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor, eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi, milli eğitimin işi mi? Sibyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya, zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte bilimin B'si yok. Fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Evet, bu sözleri sarf eden Özgür Özel şimdi ise ezanın garantisi olduklarını söyledi. Öyle ya, Süleyman Demirel'in dediği gibi onun için dün dündü, bugünse yeni bir gün. Elbet bir alıcısı olur diye düşünen CHP liderinin sözleri kamuoyunda Pinokyo'yla yarışıyor yorumlarını da beraberinde getirdi. Evet değerli insanlar, geçtiğimiz hafta pazartesi günü Özgür Özel ezanın muhafızı olduğunu ifade etmişti. Bir sonraki gün salı, yine bir toplantı, CHP'li bir kitleye hitap ediyor Özgür Özel. Bakın, CHP iktidarında ne vaat ediyor Özgür Özel? Şöyle hesap edin, maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira. 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Değerli izleyenler, izliyorsunuz. Normal CHP iktidarında olabilecek yiyeceklerle ilgili çok fazla bir tepki yok. Ama iş rakıya gelince kitlenin de verdiği tepkiyi görüyorsunuz. Tabii bu memleket, Müslüman Anadolu halkı Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra Kurtuluş Savaşı ruhu bağlamında ülkeyi bilmeden bir şekilde bu zihniyete teslim etti ve bunun bedeli olarak da 18 yıl ezansız kaldı. İnşallah bir daha bu zihniyete teslim edilmez. Çünkü bu zihniyet iktidara gelirse belki sadece ezan yasaklanmaz. Eline gücü geçirenler Müslümanlara ve İslam'a çok daha büyük kötülükler yapacaktır. Allah muhafaza etsin diyelim. Yine CHP'den geride bıraktığımız haftayla ilgili bir haber. Bu kez CHP'nin Edirne milletvekili Ediz Ün. Milletvekili aracı sınırdan giriyor. 69 defa giriş çıkış yapıyor. Son çıkışlarından birinde elektronik sigara yakalanıyor araçta. Tabii bir yere kadar şoförünün hatasıymış gibi algılanma, bunu dayatma, bununla ilgili kendini savunma noktasında belki insani bir boyut olabilirdi ki, bakın Ediz Ün kendisini nasıl savunuyor. Ben Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda çalışıyorum ifadesini kullandı. Tepkiler
ardı sıra geldi. Bugün birçok gazetede bu haber manşet oldu. Bir o haberi izleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Milletin oylarıyla meclise girenlerin söylemleri, eylemleri, faaliyetleri tartışılıyor. Gündemde bu kez CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün var. CHP'li Ediz Ün'ün aracında 6455 parça kaçak elektronik sigara malzemesi yakalandı. Olay Edirne polisinin çakarlı bir cipi durdurmasıyla ortaya çıktı. Araçta yapılan aramada 530 elektronik sigara kutusu, 2242 elektronik sigara kiti, 2790 başlık, 1275 ateşleyici, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi ele geçirildi. Sürücü FA ile ÇRÇ kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alındı. Haklarında gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapılan iki şüpheli serbest bırakıldı. Aracınsa CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu görüldü. İddiaya göre CHP'li Ediz Ün milletvekili olduktan sonra Bulgaristan'a 69 kez giriş çıkış yapmıştı. Deşifre olan bu kaçakçılık olayı sonrası CHP'li Ediz Ün'ün savunması da dikkat çekti. Atatürk'ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çalışıyorum diyen Ediz Ün, bu çalışmaları yürütürken seyahat ettiğini belirtip şoförlerimden birinin bir cahilliği sonucu böyle bir olay yaşanmıştır demesi tepki çekti. Milletvekili aracıyla organize edilen ilk illegal iş bu değildi. Kiminin aracında uyuşturucu, kiminin aracında silah taşınmıştı. Bir dönemde HDP'li Faysal Sarıyıldız da aracında silah taşımıştı. HDP vekili ise bunu halkların kardeşliği için yapıyordu. Öyle ya, kimse suçlu değildi. Herkes halkına hizmet ediyordu. Biri silah taşırken diğerinin aracında kaçak sigara taşınması çok mu yani? Evet, bir istismarcılıktır gidiyor. Sorarsanız siz dini istismar ediyorsunuz derler ama her türlü ahlaksızlıklarını, her türlü hukuksuzluklarını da istismarla, Mustafa Kemal istismarcılığı üzerinden kapatmaya çalışıyorlar. Ne dedik demişti. Bir kez daha hatırlayalım. Ediz Ün, Atatürk'ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çalışıyorum demiş. Bugün akşam gazetesi de önemli, güzel bir başlık atmıştı bu konuyla ilgili, bu haberle ilgili. Atatürk'ün izinde kaçakçılık başlığıyla önemli bir başlıktı, manşetti. Tabii bu klasik ve çokça kullanılan o klişe ifadeyi de akıllara getirdi. Neydi o ifade? Bu ülkede banka soyulurken kar maskesi takılır, ülke soyarken de Atatürk maskesi takılır ifadesi bir kez daha veciz sözü de akıllara geldi. Ve Gazze'ye geçiyoruz değerli izleyenler. Peki Türkiye gündeminde Gazze ne kadar var? Sürekli aslında şikayet ettiğimiz konuların başında geliyor. 7 Ekim'den bu yana sürekli Sünni gündemlerle Gazze'de devam eden soykırımın üzeri bir şekilde örtülmeye çalışıldı. Hiç aslında gündem olmayacak şeyler haftalarca, aylarca Türkiye'de konuşuldu. Sırf Gazze konuşulmasın diye. Ve tabii ilk günlerde, haftalarda Araplar bizi arkadan vurdu, Filistinliler topraklarını sattı. Sonra bu Filistin davasıdır, Arap davasıdır, Hamas davasıdır diye Gazze'de çocukların, bebeklerin, kadınların vahşice katledildiği bu soykırımın üzerini örtmeye çalıştılar ki hala çalışanlar var. Ve son bir tartışma daha. Ekran ekran dolaşan, her alanda konuşanlardan biri. Gazze ile ilgili, Gazze'deki durumla ilgili Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini ifade ediyor. Hem de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta Türkiye nasıl tarafsız kaldıysa bu noktada da Türkiye tarafsız kalmalıymış diyor. O açıklamayı bir izleyelim, sonrasında bizim de paylaşacaklarımız var. Elbette ki hakkaniyet, adalet ve insanlık üzerine, kavramlar üzerine inşa edilmelidir. Burada özellikle Ukrayna Savaşı'nın ortaya konulan o denge siyaseti, aktif tarafsızlık çok güzel bir şekilde yürütülmüş
Ama Gazze Savaşı'nda duygusallığın ve bazı iç politik hesapların kurbanı olunmuştur. Buna da bu kadar tehlikeli bir ortamda, yani ben şöyle düşünüyorum Eren Bey, yani kızan kızsın, dış politika iç siyasi hesaplara göre belirlenemez. Birileri şunu yaptı, birileri şöyle tepki gösterdi filan. Bunlar evet kendi içinde bir denklem ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti adalet ve hakkaniyet üzerine bir ahlaki duruşla birlikte Gazze'de çok daha önemli bir rol üstlenebilirdi. Gazze üzerinden bölge... Evet, bu açıklamalar sonrası Türkiye'de vicdanlı herkes söz konusu bu tutuma tepki gösterdi. Ve sonrasında malum şahıs şöyle bir açıklama yaptı, bir ayet-i kerime paylaştı. Ey iman edenler, Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletiyle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın ha sizi adaletsiz diye itmesin. Adil olun, bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Maide suresi 8. ayetini paylaşıyor ama özellikle de bir topluma olan kininiz sakın ha sizi adaletsiz diye itmesin, adil olun noktasındaki kısmı büyük harflerle yazmasının nedenini bilmiyoruz. Ama eğer iki topluluktan kastı Gazze'deki Filistin mazlum halkıyla Siyonist terör rejimi ise gerçekten buna söylenebilecek hiçbir şey yok. Ama dahası var. Kur'an-ı Kerim'in söz konusu bu zulüm karşısında asla ama asla tarafsız kalmayacağı noktasında bize, ümmete, insana ve insanlığa, en önemlisi de Müslümanlara uyarıları var. Onları da bir hatırlayalım. Nisa suresi 75. ayet. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bir şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz diye bir uyarı var. Ve Gazze'de 12 aydır havadan, karadan ve denizden dünyanın en güçlü orduları havadan, karadan ve denizden çocukları, kadınları bombalıyor. 40 binden 50 binden hatta çok daha fazlasına dair detaylar da var, şehitler var, yaralılar var, bedenler parçalanmış, kafalar koparılmış, anne rahminde şehit olan bebekler var ve tüm bunlara rağmen birileri tarafsız kalmamızı istiyor. Diğer ayeti de görelim. Ve İbrahim suresi 42. Resulüm sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir uyarısında bulunuyor yine Allah-u Teala İbrahim suresinde. Tabii ne derece tarafsızlık, taraf mıydık, kime taraftık? Aslında birilerinin çokça kullandığı bir söz vardı. Gazze Kerbelası. Evet, Gazze'de gerçekten bir Kerbela yaşandı. Sözlerimiz, kalbimiz Gazze'den yanaydı ama bir yönüyle kılıçlarımız da Gazze'ye karşıydı. Yani bir kez daha o Kufe'nin mahcubiyetini birçok yönüyle yaşadık. Savaşın 6. 7. ayında ticareti doğruladık. Yasaklamamız 7. 8. ayı buldu. 12. ayında savaş devam ederken hala topraklarımızdan Siyonist terör rejimine gemilerle, boru hatlarıyla akaryakıt sağlarken bile biz tarafsız olduğumuzu iddia ediyoruz ve tarafsız kalmamız gerektiğini salık veriyoruz. Bu ayıpsa, bu ayıp bize kıyamete kadar yeter. Evet, bir başlığımız daha vardı ama zamanımız yok. Araya gideceğiz. Aradan sonra gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara. Hafta başında yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Kıymetli konuklarımızla birlikte haftalardır Türkiye'de konuşulan, tartışılan yeni anayasa tartışmaları bağlamında yaşanan yeni gelişmeleri ve özellikle de değişmez denilen maddelerle ilgili devam eden tartışmaları konuşacağız.
değerlendireceğiz. Birçok alt başlığımız var. Kıymetli konuklarımızla konuşacağız. Konuyla ilgili sorularımızı kendilerine yönelteceğiz ama malum Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra son bir haftadır Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik şiddetli saldırıları, geride bıraktığımız hafta çarşamba günü başlayan çağrı cihazlarıyla başlayan saldırılar ve şu anda hava saldırıları devam ediyor bugün. Gün içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre yaklaşık 200 kişi Siyonist terör rejiminin saldırılarında katledildi ve Siyonist terör rejimi savaşı Lübnan'a taşıma gayretinde hem de BM'de görüşmeler devam ederken tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu konuyla ilgili de konuklarımıza söz hakkı vermeye çalışacağız. Bununla başlayacağız. İki kıymetli konuğumuz var yayınımızda şimdilik. Özgürler Genel Başkanı Sayın Rıdvan Kaya. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ve Minat Gazetesi yazarı Sayın Tayyar Tercan konuğumuz. Tayyar Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rıdvan Hocam, tabii yeni anayasa Türkiye açısından gerçekten önemli. Bir darbe anayasası uzun yıllardır da üzerine konuşuluyor, tartışılıyor. Buraya geleceğiz. Bu konuyla ilgili çok alt başlığımız da var. Ama hemen yanı başımızda bir tarafta 12. ayında devam eden Gazze soykırımı ve son bir haftadır da yoğunluklu bir şekilde Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin saldırıları söz konusu var. Dilerseniz bu konuyla ilgili bir mesajınızı alalım. Sonra devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Yani doğrusu Gazze ile alakalı tam işte bir yılını doldurmak üzere. Bir yıldır Gazze'de korkunç bir soykırıma hep birlikte şahitlik ediyoruz. Evet. Siyonist çete ve tabii ki bütün destekçilerle beraber artık hepimiz şu gerçeği net bir şekilde ifade etmek durumundayız. İsrail dediğimiz şey İsrail'den ibaret değil. İsrail denildiğinde buna artı Amerika, artı İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya işte hakeza bütün emperyal güçleri saymak lazım. Topyekün adeta bir ahsap örneğinde olduğu gibi, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize hatırlattığı ahsap örneğinde olduğu gibi bütün kafir orduları, sürüleri adeta Gazze'de kardeşlerimiz üzerine çullanmış bir haldeydiler. Ve bir yılın sonuna doğru geldiğimizde yeni bir katliamı, yeni bir coğrafyamızın başka bir bölümüne, Lübnan'a taşıdıklarını görüyoruz. Gerekçeleri farklı oluyor. İşte burada Hizbullah'la olan çatışmalar ya da benzeri bir takım iddialar var. Netanyahu veya ya da Galant bunu gerekçe göstererek Lübnan'ı hedef alacaklarını. Çünkü Hizbullah'ın Lübnan halkını kendisine siper ettiği iddiasında bulunuyor. Bütün bunların bahane olduğunu biliyoruz. Ben doğrusu ömrüm boyunca yani İsrail'in, Siyonistlerin Lübnan halkını ve Beyrut'u defalarca bombaladığına, katlettiğine, işgal ettiğine şahitlik etmiş bir nesiliz sonuçta. Bu anlamda Siyonistlerin İslam coğrafyasındaki işgallerini sürdürmek için bahane bulmakta zorlanmadığını da biliyoruz. Bu yönüyle bizler açısından, aslında Müslümanlar açısından acı bir gerçek, önümüzdeki duran gerçek. Şöyle ki siz 200 rakamından bahsettiniz ama bildiğim kadarıyla şu saate kadar 275'i geçti. Bugün, sadece bugün Lübnan'da Siyonistlerin katlettiği insan sayısı. Bu anlamıyla doğrusu yani savaşın coğrafyamızın tamamına yayıldığını, bunun değişik gerekçeler, değişik tezlerle savunulmaya çalışıldığını ama aslında bütün bunların hepsinin bahane olduğunu, asıl gerekçenin, asıl zeminin Siyonist işgal olduğunu bir kere daha görmek durumundayız. Ne 7 Ekim'deki Aksa tufanı, ne bugün Lübnan'a İsrail'in gerçekleştirdiği saldırının gerekçesi olarak sunduğu gerekçeler hiçbiri aslında sebep değildir. Bunların hepsi sonuçtur. Ama asıl sebep İsrail'in gasıp varlığıdır. Topraklarımızdaki Filistin beldesindeki işgalci varlığıdır. Ve bu işgalci varlık devam ettiği müddetçe de İslam coğrafyası kanamaya, İslam coğrafyası yaralanmaya, İslam coğrafyası bu anlamda katliamlara maruz kalmaya devam edecektir. Allah-u Teala ümmete basiret versin. Hep birlikte bu zulmü def edeceğimiz günleri bize görmeyi nasip etsin. Evet, çok teşekkürler. Tabii zamanlaması da çok manidar. BM'de 7 gün sürecek olan toplantı devam ederken Siyonist terör rejiminin bu saldırıyı başlatmış olması da çok manidar. Onunla ilgili de kısa bir yorum alacağım birazdan. Tayyar Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Lübnan'a yönelik saldırıları? Tabii Lübnan'a yönelik saldırılar aslında ilk günden itibaren söylenen
bu konuyla ilgili yorum ve değerlendirmelerin, bu konuyla ilgili Siyonist terör rejiminin planlarının olduğu ifade ediliyordu. Önce Gazze, ardından Lübnan'a yönelik ve Netanyahu'nun savaşı coğrafyaya yayarak iktidarını sürdürme noktasında bir strateji geliştirdiğini ifade ediyorlardı. Nitekim de bu noktada adımlar dağıtılıyor. Siz neler söylemek istersiniz? Buyurun. Onun üzerine ilave edeyim. Evet, Netanyahu'nun sadece iktidarını koruma amacıyla yaptığı bir şey değil bu. Yani evet. Siyonizmin temelinde arz-ı mevut inşası olduğu için Lübnan, yani bugün veya yarın bu her halükarda olacak, gerçekleşecek bir şey. Lübnan'dan sonra bizim bölgemizde PKK üzerinden kurulmak istenen ikinci İsrail arz-ı mevuta ulaşmak istiyor. Yani İsrail'in varlığı her şekilde bu savaşlara, çatışma unsuruna dayalı. Adamların kendi öğretisi, iddiaları bu noktada. Yani İsrail hangi gerekçeyi sunarsa sunsun bugün altı boştur. Dünkü sundukları gerekçeler de altı boştu. İşgalci bir devlettir, gaspçı bir devlettir. Devlet değildir, pardon, devlet olarak kabul etmiyorum. Gaspçı bir çetedir, yapıdır diyelim. Çetedir, devlet olarak kabul etmiyoruz. Bu manada o İsrail'in işgali bitip tamamen Kudüs topraklarından, Filistin topraklarından def edilmediği müddetçe de bugün olmazsa yarın zaten bunu gerçekleştirecekti. Şimdi fırsat buldu, bahanelerini üretiyor. Bu bahaneler üzerinden saldırısını gerçekleştiriyor. Ama nihai noktada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği söz vardı. Türkiye'nin güvenliği Gazze'den başlar. Ümmetin güvenliği, bütün insanlığın güvenliği aslında Gazze'den başlıyor. Gazze düşerse, çünkü bütün bu vahşi bir yıldır çocukları keskin nişancılarla öldüren, bütün insanlığın düşmanı olan bir zihniyet emeline ulaşmış olacak. O manada Gazze'de direnişin kazanması için ve bu lanetlenmiş varlıkların bir an önce yenilmeler için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Lübnan'daki saldırı sadece Hizbullah'ın mukavemetiyle alakalı da değil. Büyük ihtimalle elektronik harp dedikleri o uzaktan kumandayla yaptığı saldırı zaten bugünkü saldırının başlangıcı olarak yorumlamıştı analistler, güvendiğimiz analistler. Muhtemelen daha büyük savaşı coğrafyaya yayma noktasında yapacaktır ama işin bize, ülkemize de dokunan noktasıyla değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bazı asker emeklisi tiplerin geçen gün özellikle bunu söylemek istedim. Bir kanalda konuşmaları vardı. Türkiye'nin aynı Ukrayna'daki gibi tarafsız olması falan meselesi. Yani bu insanlar, Siyonizmin sözcülüğüne soyunmuş bir kesim var alenen savunan. Bir de böyle arada bazen doğruyu söylüyormuş gibi, bazen işte düzgün bir analiz yapıyormuş gibi ama aslında Siyonizme hizmet eden daha tehlikeli varlıklar. Zaten adamlar işgalci, Ukrayna ile karşılaştırılabilecek, kıyaslanabilecek bir noktası yok. Emperyalist ülkelerin de bu şekilde bir değerlendirmeleri yok. İsrail tamamen başkasının, Filistinlilerin ülkesini, Müslümanların ülkesini işgal etmiş, işgalci bir varlıktır. Bu manada Lübnan'a yapılan saldırı bir şeylerin başlangıcı olarak değerlendiriyorum ben. Yani aslında Gazze ile başlayan süreci bütün bölgeye yaymak ve hani o sarı buzağı hikayesi falan var ya. Evet. Siyonistlerin sarı buzağı, hani sarı buzağı vermeyecektik hikayesi aslında doğrudur. Ama bir de Siyonistlerin kutsal mabedi inşa etmek için kızıl buzağı hikayesi falan. Onu çok parlattılar kendi işlerinde. Lübnan yapılan saldırı bizim bölgemize doğru, bizim coğrafyamıza doğru saldırının başlangıcı olarak görebiliriz. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı da özellikle bu noktalarda çok dikkat çekiyor galiba. Ona da dikkat etmek lazım. Çok teşekkürler. Rıdvan Bey, şimdi tabii İslam coğrafyasında yaşanan savaşlar, darbeler, kaotik ortam sonrası ABD başta olmak üzere bir bütün olarak Batı ve uluslararası kuruluşlar, onların güdümündeki kuruluşların yapmış olduğu açıklamalar da aslında belki tecrübe kazanma noktasında önemli işaretler barındırıyor. Her kaotik ortam ve savaş halinde
endişeliyiz açıklaması yapıyorlar. Bugün de aslında uluslararası arenada yaşanan bu savaşın sonlanması için kurulan Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri, Gazze'de devam eden 12 aylık bu soykırım sürecinde soykırımın sonlanması noktasında hiçbir adım atamazken ve bugün savaşın Lübnan'a sıçramasına karşı endişeliyiz açıklaması yapıyor. Hem de BM'nin 7 gün boyunca yapacağı toplantılar devam ederken Lübnan'a yönelik de böyle bir saldırı oluyor. Nasıl anlamamız lazım ve İslam ülkeleri, Müslüman halklar devam eden bu savaş durumuna karşı ne yapmalı sizce? Yani burada öncelikle yani ben şunu vurgulamak isterim. İslam ümmeti bir bütün. İslam ümmeti aynı duygulara sahip, aynı hassasiyetlere, aynı duyarlılıklara, aynı bilince sahip bir yekpare bir yapı olarak görüyorum. Ama maalesef İslam coğrafyasında siyasi birlik yok. İslam coğrafyası siyasi açıdan paramparça olmuş bir halde. Yani ümmetin bu anlamdaki ortaklığını yansıtan bir siyasi güç, siyasi vücut söz konusu değil. Hı hı. O 200 yıllık yaklaşık, hatta belki daha uzatılabilecek sömürgeleştirme, parçalama süreçlerinin devamında yaşadığımız bir olgu. Bununla alakalı olarak bakıldığında yani evet bugün Filistin'i konuşuyoruz ama İslam coğrafyasının tamamında bu anlamda emperyal güçlerin tahakkümü söz konusu. Ve bunlar herhangi bir şekilde uluslararası sistemi kendi ihtiyaçlarına, kendi taleplerine göre dizayn ettikleri için de kendilerini rahatsız olacağı herhangi bir müdahaleye imkan tanımıyorlar. Evet. Yani Filistin söz konusu olduğunda işte Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın diyelim ki doğrudan müdahalesiyle burada adaletsizliğin, zulmün yaygınlaştırıldığını görüyoruz. Aynı şeyi diyelim ki Suriye'nin işgali söz konusu olduğunda Rusya'nın tavrını da görüyoruz. Hı hı. İşte Rusya Suriye'ye bir yıldır Birleşmiş Milletler yardımlarını veto ettiği için Suriye'de kamplarda insanlar mesela şu anda İdlib bölgesinde, Azez bölgesinde kamplarda yardımsız kalıyor. Niçin? Çünkü Rusya veto ettiği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Aynı şeyi biz Çin'in mesela Doğu Türkistan işgalinde görüyoruz. Evet. Aynı durumu Hindistan'ın hemen hemen Filistin'in aynı tarihe denk gelen Keşmir işgalinde görüyoruz. Evet. Yani burada şunu görüyoruz. Yani İslam coğrafyasının tamamında aslında emperyalist güçlerin isimleri değişse de farklı türlerde işgalleri söz konusu ve buna karşı evet ben Birleşmiş Milletler yani genel sekreterinin doğrusu onu eleştirmiyorum. Aciz bir yapının temsilcisi konumunda. Kendisi Gazze sürecinde de bence çok çaba sarf etti Antonio Guterres. O anlamda onu suçlayacak bir şey yok ama herhangi bir gücü yok. Yani temsili bir konumda bulunuyor kendisi. Fakat bir güç sahibi olmadığı için istediği kadar işte Gazze'de katliamı durdurmak için başından beri çok fazla açıklama yapmasına rağmen, girişimde bulunmasına rağmen bu girişimlerin tamamı öncelikle Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın ve İngiltere'nin, Fransa'nın vetosuna takıldı. İkinci bir aşamaya geçemedi. Dolayısıyla bu anlamda uluslararası sistemin yapısı şu anda ümmetin, Müslümanların, mazlumların aleyhine işliyor. Bu gerçeği ancak Müslümanlar bir güç olabilirsek, ümmet ancak siyasal anlamda da bir vücut bulabilirse o zaman ancak değiştirebilir. Yoksa sistemin kendi kendine bir revizyona gitmesi ya da sistemin kendi içerisinden bir adalet arayışına gelmesini beklemek çok mantıklı olmaz. Çok teşekkürler. Yani teşekkürler. Şimdi Tayyar Hocam, tabii bir tarafta Gazze'de 12 aydır devam eden bu soykırım. %70'inden fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu süreç içerisinde çok acı görüntüler gördük ve görmeye devam ediyoruz. Son olarak Gazze halkının sığındığı, barındığı okulları hedef alıyorlar. Son bir haftada saldırıya uğrayan okul sayısı 5'i geçti. Ve 100'e yakın Filistinli de, çoğu kadın ve çocuk bu okullarda şehit oldu. Peki bu bizi uyandırmadı. Hatta bahsettiğiniz gibi birileri bunu farklı yönlere çekerek tarafsız kalmamızı salık verdiler ama savaş da bir yönüyle hani bize geliyor demeyeceğim ama zaten savaşın içindeyiz. Çünkü orada savaşın muhatabı olan, mağduru olan, savaşta katledilen bizim kardeşlerimiz. Peki bizi ne uyandıracak? Yani Lübnan, Suriye sırada böyle gidiyor. Ne yapmamız lazım, ne dersiniz? Buyurun. Yani çok şey söylenebilir ama bu kadar zillet, bu kadar katliama, bir yıldır devam eden sadece Gazze'deki soykırıma, Rıdvan abinin dediği gibi birçok coğrafyamızın birçok bölgesinde zaten Müslümanlar işgal altında, katliamlar yaşanıyor her şekilde, her yerde. Bu kadar soykırıma, canlı izlediğimiz soykırıma rağmen uyanamıyorsak Allah'ın gazabı belki uyandıracak. İşin bir tarafı bu. Ama diğer taraftan şöyle bir durum var.
Yani karşımızdaki düşman öyle bir düşman ki biz aslında yaptıkları fiillerle, bu canice, vahşice saldırılarla Allah'ın kitabında bunları tasvir ettiği şeyin ne kadar hakikat olduğunu da görüyoruz. Ne kadar böyle lanetli sıfatını hak ettiklerini de görüyoruz. Bunlara karşı yapılacak tek şey var. Yani kötünün, zalimin, katilin anlayacağı tek şey güçtür. Ve bunların karşısına güçle, silahla, tankla, tüfekle, ordularla çıkmamız gerekiyor. Biz bunu yapamıyoruz. Yani ümmetin evet genel anlamda siyasi olarak birliği yok. Birliği olmadığı için de parça parça, parça parça olduğu için de emperyalistlerin kolay avı. İstedikleri gibi istedikleri ülkeyi oynatabiliyorlar siyasetçiler, politikacılar, liderler üzerinden. Ama halkları da harekete geçiremiyoruz. Bir şekilde hassasiyet sahibi milyonlarca insan var her Müslüman coğrafyada. Gazze'nin derdiyle dertlenen, Doğu Türkistan'ın derdiyle dertlenen, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Ama maalesef bu işe devletler fiili anlamda harekete geçmediği müddetçe bir şey yapabilecek durumda değiliz. Yapamıyoruz. Biz zaten içerideki tepkilerimizi gösterirken bir yandan da kendi iktidarlarımızı, devletlerimizi, Müslüman coğrafyadaki liderleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Yani bu noktada ne yapılabilir, verebilecek bir cevap yok. Nasıl uyanırız, nasıl harekete geçeriz? Evet. Yani hassasiyet sahibi insanlar, dertli insanlar zaten yapıyor. Ama genel bir şeye geçmekse bilmiyorum. Bu kadar zulmün, kötülüğün yaşadığı şeyde Tolstoy'un bir sözü var. Sadece kendi mutluluğunu düşünen insan kötüdür diyor. Yani şimdi bu kadar katliam yaşanıyor. Sadece kendi derdiyle de dertlenen insanların hala ufak tefek mevzular, şahsi mevzular, siyasi politik mevzular, anlamsız saçma bir, yani daha önce nasıl yaşanıyorsa aynı şekilde yaşanıyor. Bu da ağırımıza giden bir şey. Ya Gazze'den öncesi ve sonrası olarak bir hayat nizamı, yaşam bekliyor insan doğal olarak. Rabbim muhafaza etsin ümmeti, uyanmasına vesile kılsın diyorum. Bilmiyorum yani. Çok teşekkürler. Aslında programı daha önce planladığımız için belki izleyicilerimiz çok iyi bilirler. 7 Ekim'den bu yana Gazze dışına çok az çıktık. Son haftalarda Türkiye iç gündeminde yoğunluklu bir şekilde anayasa tartışmaları varken bu darbe anayasasından kurtulma noktasında da ara ara gündemimizin bir kısmını ayırdık ama yoğunluklu olarak da neredeyse paylaştığımız haberlerin de %100'ü Gazze ile ilgili, Gazze'de devam eden soykırımla ilgili. Bu program da aslında önceden planladığımız bir programdı. Dolayısıyla da yeni anayasayı konuşacağız bundan sonraki süreçte. Bu asla Gazze'de devam eden soykırımı unuttuğumuz ya da Lübnan'da yaşanan soykırımı görmezden geldiğimiz anlamına gelmemelidir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Buradan geçiş yapalım. Rıdvan Bey, tabii bir tarafta Gazze'deki bu fiili ya da İslam coğrafyasında şu anda mevcut olan fiili işgal var ama bir taraftan da aslında özgür bağımsız bir ülke noktasında olduğumuzu iddia etsek bile bir zihinsel işgalin de altındayız aslında. 42 yıl önce darbeciler tarafından yapılan bir anayasayı bu ülkede millet adına tartışamazsınız deniliyor. Öncelikle buradan başlarsak neler söylemek istersiniz? Buyurun. Yani bir kere hani gerçekten siz işte sonucu söylediniz. Bu anayasa tartışmaları, öncelikle şunu vurgulamak isterim. Anayasa tartışmaları Türkiye'de hiç bitmiyor dikkat edersek. Yani benden daha gençler, benden daha yaşlılar ya da benim kuşağım dönüp baktığımızda Türkiye'de hiç bitmeyen bir anayasa tartışmasının sürdüğünü görüyoruz. Aslında bu bitmeyen anayasa tartışması Türkiye'de sistemin üzerine oturduğu temellerin ne kadar çürük olduğunu, ne kadar bu zeminin ne kadar dayanıksız olduğunu ve adaletten uzak olduğunu bir kere, yani bir kere daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi bu çürüklüğü, bu temelsizliği savunmak adına oraya bir takım işte kaçak kolonlar adeta inşa edilmiş gibi görüyorum. Evet. İşte değiştirilmez teklif dahi edilemez madde mantığı da adeta o kaçak kolonlardan belki en büyüğü. Ama aynı zamanda en doğrusu sakili, en saçması. Yani bunu enteresan bir şekilde geçmişten beri tabii Türkiye'de
Kemalist resmi ideolojiyi savunan insanlar bir anlamda sanki bu ülkeyi ele geçirmenin muzafferiyetini temsil eder mantıkla biz burayı zaten burası bize ait tapulu bir yer. Dolayısıyla kim ne isterse istesin bundan sonrasına izin yok şeklinde bir mantıkla bu maddeyi savunuyorlardı. Fakat son dönemlerde ilginç bir şey oldu. Yani bakıyoruz şimdi Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı sıfatına haiz bir isim de çıkıp mesela bu değiştirilmez ve değiştirilmesi teklif edilmez madde saçmalığını enteresan bir felsefe yürüterek açıkça demagoji yaparak bence kapatmaya çalıştı. Bu çok çarpıcı geldi. Yani açık söyleyeyim işte Mehmet Uçum'un açıklamalarını mesela bu konuda hatırlayalım. Uçuk bir evet. Yani örnek. Çok uçuk, temelsiz. Birilerine herhalde muhtemelen birilerine şirin görünme kaygısıyla ortaya çıkmış bir açıklama olarak görüyorum. Hiçbir mantığı yok. Hiçbir izahı yok yani bu anlamda. İşte önceki kuşakların sonraki kuşaklara bir takım işte hatırlatmaları, uyarıları falan gibi şeyler söylüyor. Nasıl hadi? Ya bu ipotek olmadığını söylüyor. Bundan daha büyük ipotek olabilir mi? Yani siz düşünün ki yani ben şunu kısaca söyleyeyim. Türkiye'de anayasaların siz mesela diyelim ki işte 42 yıl önceye gittiniz. 82 anayasasına atıfta bulundunuz. 1921 anayasasının kısmen daha özgür bir ortamda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. O dönem en azından meclisin temsiliyeti daha hakiki boyutlarda evet. olduğunu söylemek mümkün. Ama 24 anayasasından itibaren çünkü oluşturulmuş, kurgulanmış bir meclis eliyle yapılmıştı. Ve arkasına zaten tek parti ve şeflik dönemleri ve bu anlamda açık diktatörlük, doğrudan diktatörlük dönemleri ve arkasından da diktatörlük dönemlerinin biraz gevşemeye başladığı anlarda askeri müdahalelerle karşılaşıldı bu ülkede. İşte 1960 müdahalesi ve 61 anayasası ve arkasından 12 Mart müdahalesi, daha sonra 82 anayasası ve 82 anayasasının bir anlamda giydirdiği deli gömleği bir türlü bir toplum üzerinden atamıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman net bir şekilde şunu görmek mi? Yani 100 yıl önce yapılan anayasa mantığıyla tam 100 yıl önce yapılan anayasa mantığının da ben aslında mesela bir dayatma olduğunu çok net olarak tartışılabileceğini söylüyorum. Ve kabul etmiyorum bunun bir dayatma olduğunu, zorbalık olduğunu ifade ediyorum. Ama velev ki bir parantez açalım diyelim ki evet 100 yıl önce insanlar kabul ederek, ikna olarak, kendi ihtiyarlarıyla, kendi tercihleriyle bu anayasa yapmış olsunlar. Ya ben örneğin benim dedemin de diyelim ki dahil olduğu bir kuşak bu olaya onay verdiğini kabul edelim. Ben buna mecbur muyum? Benim çocuklarım mecbur mu? Niye değiştirilemesin? Bu vahiy midir? Yani Allah-u Teala'nın kullarına rahmet olarak indirdiği bir vahiyden bahsediyoruz yani. Değiştirilemez ve değiştirilmesi düşünülemez. Yani inanılmaz bir dogmatizm bu. Şöyle bir örnek de verilebilir mesela. Ya hangi dede şu anda kendi torununa kendi giydiği giysiyi giydirebilir ki? Evet. Yani bu anlamda... Peki bir haşam tarzına komple dayatmak nasıl mümkün olabilir? Bakın anayasa dediğimiz şey sonuçta bir ideolojinin yani içselleştirilmesi olarak karşımıza evet. çıkıyor. Hı hı. Ve bu ideoloji, bu toplumu devletiyle halkıyla tamamen biçimlendirmek üzere kurgulanmış bir ideoloji. Yani daha açık net olun. Kemalizm. Ki anayasalarda bunu işte Atatürk milliyetçiliği ve benzeri sıfatlarla tanımlandığını görüyoruz. Yani en temel sıkıntımız burada aslında. Bakın değiştirilmez, değiştirilmez, teklif edilmez maddelerden de öte. Şunu tartışmak lazım. Maalesef Türkiye şu an o olgunluğa bir türlü erişemedi. Zaman zaman bu tartışmaya hafif kapı aralanır gibi oldu ama arkasından değişik gerekçelerle bu kapı her zaman kapalı tutulmaya çalışıldı. Şu anda da bunun tartışma ortamının maalesef gelişmediğini, olmadığını üzülerek müşahede ediyoruz. Şunu tartışabilmek lazım. Ya bu ülkede evet biz bunu ben bir Müslüman olarak insanların İslam dışı ideolojileri benimsemesinden hüzün duyarım. O insanların hem dünyalarını hem ahiretlerini de berbat eden bir tercih olarak bunu görürüm ve üzülürüm. Ama dayatma hakkımız yoktur. Allah-u Teala kitabında la ikraha fiddin buyuruyor. Yani dinde zorlama yoktur. İnsanlar batılda tercih edebilirler. Sonuçlarına katlanmak kaydıyla bunları tercih edebilir. Ben bu anlamda bu insanların Kemalizm tercihinden dolayı, bu toplumun en azından bir kısmının Kemalizm tercihinden dolayı üzülüyorum. Ama bunu var olarak, mevcut olarak kabul ediyorum. Ama ve onlara mesela diyelim ki onlar inanmadıkları bir anlayışın, örneğin İslam'ın ya da başka bir anlayışın dayatılmasını hak olarak bulmuyorum. Ama aynı şeyi kendimiz için de bekliyoruz. Biz Kemalist değiliz, biz Müslümanız. Kemalizme inanmıyoruz, Kemalizmi reddediyoruz. Kemalizmi tuğyan ideolojisi olarak görüyorum, ifsad ideolojisi olarak görüyorum. Dolayısıyla niçin bana okulda, yani eğitimde, medyada, hatta camide bu evet. ideolojinin yansımalarını dayatmaya kim ne hakkı olabilir? Şimdi burada Kemalistlerin şu soruya cevap vermeleri lazım. Kemalizm
Evet, bu ülkede karşılığı olan bir kimliktir. Belli çevrelerde karşılığı olan bir kimliktir. Kendileri bu inancı yaşayabilirler. Bu inancın gerektiği ritüelleri yerine getirebilirler. Kutlamalarını yapabilirler. Bu inancın gerektirdiği şekilde düşünebilirler ya da pratiklerde ortaya koyabilirler. Ama bütün topluma bunu dayatmaya hakları yoktu. Bu zorbalıktır. Yani herkesin işte anaokula gönderdiğim çocuktan başlayarak ölene kadar bu ideolojiyi adeta biat etmiş ve ona teslim olmuş şekilde yaşamaya zorlamak tam anlamıyla bir zorbalıktır. Yani bu boyutuyla bakıldığında anayasayı mevcut haliyle bir şekilde zerk edilmiş, her zerresi, neredeyse her maddesine zerk edilmiş bulan Kemalist resmi ideolojiyi tartışamadığımız müddetçe Türkiye'nin asla özgürlük sorunu bitmeyecektir. Tırnak içerisinde bütün o demokrasi iddiasına rağmen bunun sadece bir demagoji olmaktan öteye gitmeyeceğini görmek lazım. Özetle şunu vurgulamak istiyorum. Kemalistler de başka anlayışlar, başka ideolojiler, başka dinler gibi farklı görüşlerden, farklı zihniyetlerden, farklı hayat tarzlarından bir tanesi olduğunu kabul ederek bu toplumda varlıklarını sürdürmeyi tercih etmeliler. Bunu kabul etmeliler. Herkesin bir şekilde, şu veya bu şekilde kabul etmek zorunda olduğu bir anlayış olarak kendisini dayattığı müddetçe Kemalizm, hiçbirimiz özgür olmayacağız. Asla Türkiye'de gerçek manada işte halkı kucaklayan, bütünleştiren, farklı kesimleri içeren bir anayasa Türkiye asla erişemeyecek. Evet, bir olgunluk, fikirsel, düşünsel bir olgunluk gerekiyor. O da bahsettiğiniz gibi gerçekten bahsettiğiniz gibi o süreç, bazı süreçlerde biraz daha o olgunluk oldu. Ama son dönemlerde çok ciddi bir sinmişlik de var. Neredeyse kimse bu konuyla ilgili, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra kimse fikrini bile söyleyemiyor. Öyle bir maalesef durum. O noktada şunu çok yani üzülerek görmek lazım. Evet, siyasi ortamlardan insanların etkilenmesi doğaldır. Aydınların, akademisyenlerin, gazetecilerin ve de farklı kesimlerin aslında mesela siyasi ortamı şekillendirmesi, onu tartışması, onu müzakere açması gereken kesimlerin bu konuda adeta talimatla hareket etmeleri ise çok üzücüdür, çok acıdır. O Türkiye toplumunun bir türlü olgunlaşamadığının da göstergesidir. Bu anlamıyla bakıldığında işte dönem dönem yani bu konulara daha açık, daha tartışmaya açık, daha işte elverişli zeminlerin oluştuğunu, daha böyle insanların özgürce fikirlerini ortaya koyduklarını, bir takım tabuların, dayatmaların korkusundan kurtuldukları dönemlerde yaşadık. Ama şu anda geldiğimiz yer her anlamıyla maalesef işte bu konu gündemimizde değil. Bu konuyla alakalı tartışma, mesela diyeyim hükümet adına yapılan açıklama. Ben zaten muhalefet adına ortaya konulan açıklamaları tartışmaya gerek bulmuyorum. Muhalefet tam anlamıyla bir zorbalık peşinde. Hı hı. Tam anlamıyla bir dogmatizme kapılanmış bir halde. Evet. Ama hükümet adına yapılan açıklamaları da çok doğrusu çok çirkin buluyorum. Her vesileyle bizim işte şu maddelerle sorunumuz yok, bizim laiklikle sorunumuz yok, bizim işte Kemalizmle Mustafa Kemal'le sorunumuz yok gibi açıklamalar yapıyorlar. Hatta ortak değerimizdir gibi. Ya da evet, ortaklaştırma. Bunlar tamamen demagojidir. Bu açıklamalar ancak yapanları bağlar. Evet, bizim laiklikle de, Kemalizmle de, Mustafa Kemal kültüyle de sorunumuz var. 100 yıldır sorunumuz var ve bu sorunumuz giderek daha derinleşerek devam ediyor. Birileri bunu kabul etse de etmese de, birileri bunu yani görmek istese de istemese de bu sorun bizi ve pek çok İslami hassasiyet sahibi insanı maalesef bu ülkede adeta edilgen bir şekilde, köle bir şekilde kimliklerini, inançlarını ortaya koyamaz bir şekilde yaşamaya mecbur bırakıyor ki biz bunu asla kabul etmiyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür. Yine Gazze'ye aslında bakan bir boyutu var. İnşallah arada onu da konuşalım. Tayyar Hocam, şimdi Gazze boyutuna geleceğiz ama şimdi anayasadan bahsediyoruz. Şimdi mecliste egemenlik kayıtsız şartsız milletin deniliyor. Biz her vesileyle aslında hani egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır diyoruz. Buna iman ediyoruz ama mecliste ona karşı bu konulmuş ama millet adına yapılan bir şeyin millet adına, millet için, halk adına, halk için yapılan düzenlemeler ve bir asır geçti. İşte bizim sözde özgürlüklerimiz için, bizim haklarımız, hukukumuz için yapıldığı söyleniyor ama bugün birileri çıkıp 42 yıl önce darbecilerin yazmış olduğu bu anayasaya asla dokunamazsınız, kilidi açtırmayız, buna kimsenin gücü yetmez tipi meydan okumalar da görüyoruz. Bağımsız, özgür, müreffeh bir toplumsak eğer, neden tartışmayalım? Yani 42 yıl önce yazılmış, hem de bir darbe sonrası, hem de cuntacılar eliyle
yazılmış bir metni niye konuşmayalım, niye tartışmayalım, neden? Birileri bunu tartışmanın bile önüne geçmeye çalışıyor. Tartışamazsınız, değiştiremezsiniz, konuşamazsınız diyor. Ne dersiniz, buyurun. Yani darbe anayasasını savunan insanlar aslında 24 anayasasından sonra bu ülkede adım adım ele geçirdikleri iktidar gücüyle diktatörlüğü uygulayan ve yıllarca Müslüman Anadolu halkına kendi ideolojik, aslında Kemalizm bir ideoloji de değildir. Kemalizmin içine baktığınız zaman bir ideoloji de değildir de dayattıkları bir yaşam tarzı var. Çoğunluğu Batı'nın, emperyalist ülkelerin ülkemize ve mazlum ülkelere, Müslüman ülkelere sunduğu böyle batıcı anlayışa sahip, İslam düşmanlığıyla vücut bulmuş ideolojilerinde, yapılarında kendi halklarına baskıyla, zorbalıkla uygulatmaya çalıştığı bir anlayış. Şimdi ben şu tarafına, Rıdvan abi söylenmesi gereken her şeyi söyledi, şu tarafından ele almak istiyorum meseleyi. Bu ülkede darbe anayasasını savunan zihniyet genelde CHP zihniyeti, işte ırkçılar, faşizm zihniyeti, Türkçülük adı altında, Kemalizm adı altında. Bakın bunlar aslında hep maske. Çünkü Kemalizm maskesini takan adam Müslümanlara karşı Kemalistliği zorbaca dayatırken PKK'lılara karşı hiçbir şey yapamıyor. Bunlar hep siyasi oyunlar işte. Batı'nın kendilerine teveccüh ettiği noktada Kemalizmi savunup, o bir televizyon programı vardı. Herkes en ufak bir şeyde Kemalizm, Kemalizm, yaşasın Mustafa Kemal derken hangi şeydi, bir özel platform Mustafa Kemal'in filmini oynatmadı. Hiçbirinin gıkı çıkmadı. Yani Kemalizm maskesi takarak kendi ideolojilerini dayatmak isteyen veya yaşam tarzlarını dayatmak isteyenler de gerçek anlamda bir Kemalizmin ne olduğunu bilerek veya öyle bir şeyde değiller. Şimdi şöyle, bu insanlar hiçbir zaman halkın isteklerine kulak açmadılar, kulak vermediler. Yani laiklik dediklerinde de, demokrasi dediklerinde de, halkın, milletin iradesi dediklerinde de, milletin istedikleri dediklerinde de, aynı meclisin astıkları, hani bizim kabul etmediğimiz egemenlik, kayıtsız şartsız milletin dediklerinde de hiçbir şeyde samimi değillerdi. Ben ülkemizdeki bu batıcı Kemalist zihniyeti şöyle görüyorum. Yani bir emperyalist ülkeler var. İşte Gazze özelinde görüyoruz. İnsan hakları diyorlar, uluslararası hukuk diyorlar, eşitlik diyorlar, işte kadın hakları diyorlar, çocuk hakları diyorlar, demokrasi diyorlar, seçme seçilme hürriyet diyorlar. Gazze veya Müslümanların katledildiği, Bosna'da da bunu gördük, Suriye'de de gördük, Irak'ta da gördük. Bu dedikleri, iddia ettikleri mazlum ülkeleri, üçüncü dünya ülkelerini ele geçirip veyahut da yönetmek için kullandıkları bütün argümanlar, Müslümanlar söz konusu olduğu zaman hep askıya alındı, ikiyüzlü bir şekilde uygulanmadı. Şimdi bir yıldır süren bir soykırım var. Hiçbir insan hakları Batı'nın bize en ufak bir şeyde Türkiye veyahut da mazlum ülkelere bağıra bağıra, Ukrayna'da örneğinde gördüğümüz gibi yanlışlıkla, Rusya'nın yanlışlıkla diye iddia ettiği bir okul vurulması hadisesinde bile bütün batıdaki Rusların mallarına el konulmasından bilmem neyine kadar soykırım açıklamaları yapıldı. Yani bizdeki bu batıcı zihniyet aynı ağababaları gibi, o emperyalist ülkeler gibi bize karşı, millete karşı, Müslüman halka karşı ayrı bir söylem geliştiriyorlar. Kendileri de aynı ayrı şeyi uyguluyor. Hani millet iradesi diyordun? Millet diyor ki kardeşim, sen 40 yıl önce, 50 yıl önce bir darbe yaparak milleti, 1 milyondan 1,5 milyon insanı sürüm sürüm süründürerek, işkenceden geçirerek, darbe anayasasına evet demeyen adamı karakollar alarak, askerlerin başında, sandıkların, seçim sandıklarının başında durduğu bir anayasayı savunuyorsun. Neye göre savunuyorsun? Nasıl savunabiliyorsun? Ve sen bunu savunarak nasıl demokrat olabiliyorsun? Millet iradesinin yanında olabiliyorsun? Milletin sesine kulak verebiliyorsun? Şimdi iddiaları hep ikiyüzlüce. Salim Mirzabeyoğlu'nun, mütefekkir Salim Mirzabeyoğlu'nun bir sözü var. Aslında temel nokta bize göre bu. Bütün mesele küfür bir düzende Müslümana yer göstermekle, İslami bir düzende
küfre yer gösterme meselesidir. Bizim mücadelemiz de bu. Onlar bu darbe anayasası, daha öncesi işte 61 anayasası, 24 anayasası, milli şef dönemi fark etmiyor. Bir zihniyet, birbirini devam eden, takip eden aynı zihniyetin ürünü bunlar. Müslümana, halka, millete yer göstermek istiyorlar. Yani efendi olacak, sen şöyle yaşayacaksın, sen şöyle ibadet edeceksin, sen böyle okuyacaksın, benim istediğim müfredata göre okuyacaksın, benim istediğim gibi giyineceksin, benim istediğim gibi ibadet edeceksin. Mesele bu. Biz de diyoruz ki, kardeşim sen kimin topraklarında, kimin vatanında, kime ne yer göstermeye çalışıyorsun? Bura Müslüman toprakları, bin yıldır da İslam'ın topraklarıydı. Müslüman millet, Anadolu insanı, senin dayattığın bu Kemalizmi, darbe anayasasını, yaşam tarzını kabul etmiyor, istemiyor, benimsemiyor. Çatışma da buradan çıkıyor. Şimdi iktidarın da buradaki sıkıntısı şu, en başından beri sıkıntısı bu. Ya şimdi aynı İsrail meselesinde olduğu gibi, kardeşim kötüye ne yaparsan yap yaranamazsın. Evet. Yani adamın baskısına, dayatmasına, ya öyle alttan alalım, yumuşatalım, öyle bir şey yok. Sorgulanması gereken, tartışılması gereken, tartışılmaya açılması gereken, çünkü bu ülkede darbeyi yapan Kemalizm adına darbeyi yaptı. Batıyla işbirliği yapan Kemalizm adına işbirliğini yaptı. Eğitimi bu kadar ahlaki dejenerasyondan bahsediyoruz. Bu ülkede eğitim İslami bir sisteme göre mi yapılıyor? Hayır, Kemalist sisteme göre yapılıyor. Bu ülkede her kurum zaten bu sisteme göre işliyor ve bir yere varamıyorsun. Ahlaki çöküntü, milletin birbiriyle kutuplaşması, sayabildiğimiz kadar sayabiliriz. Gazze'ye olan tarafını da açacaksınız diye girmiyorum. Aslında bütün mesele zaten bizim ülkemizdeki bu Kemalist maskesi takıp da bir şekilde emperyalizmin istediği şekilde hareket eden Türkiye'yi, Anadolu'yu, Müslümanları Batı'nın yedeğinde emperyalizmin teşnesi haline getirmek isteyen zihniyetle olan problemden kaynaklıdır. Ve bu problemin çözülmediği her geçen gün veya bunu çözemezsek bizim ülke olarak ciddi anlamda bir yere hem anlayış olarak hem yaşam tarzı olarak varabilecek bir noktamız yok maalesef. Bir adım atıyorsunuz çünkü bu zihniyet yani ülkedeki sadece Müslümanları bir boyunlarına pranga geçirerek yönetmenin ötesinde de bir durum var. Bu ülkeyi kendi anlamında, yani kendi menfaatine olacak şekilde diyelim tırnak içinde, bu ülkenin menfaatine olacak hiçbir şeye de yol vermiyor ki kardeşim bu insanlar. 80 yıldır gündüz 2-3 üniversiteli gençle konuştum. Onlar da o zihniyete sahip, bazı sorular sordular. Ya şunu dedim, şunu düşünün. 80 yıldır bu ülkede bir tane tabanca yapılmamış ya. Bunu niye sorgulamıyorsunuz? Bakın hadi ideolojiyi, İslam inancı bırakın bunu, hani benim hassasiyet. Bir tane tabanca yapılmamış bu ülkede. Silah sanayini havaya uçurmuşlar. Uçak sanayini teyyare fabrikasını soba fabrikasına çevirmişler. Füze çalışmalarını yapan adamın evini yakmışlar, projelerini engellemişler. Aa işte görüyoruz, adam İHA SİHA yapıyor, bu oyuncaktır. Araba yapıyor, ne gerek var? O şimdi bu zihniyet, mesele bu zihniyetin sadece Müslümanlara baskı kurması da değil. Değişik bir şekilde bu ülkeyi atıl, işte yurtta sulh, canda sulh hikayesiyle atıl, kendi içinde aman Müslümanların halkın kafasına vururuz. Pis Anadolu'lu hikayesi var ya Tandoğan'ın, Ankara valisinin. Ya sen köylüsün zaten, ne anlarsın bu devletten, milletten, şeyden. O anlayışla güdeceği ama orada da efendilik yapacağı bir zemin istiyor. Bu anayasayı, o dört değişmez, değiştirilemez maddesini aslında kendilerine bir set olarak görüyorlar. O set yıkılırsa arkasının geleceğini düşündükleri için buna çok katı bir şekilde direniyorlar. Onların direnmesini anlıyorum ama iktidarın bu zamana kadar yapmadığı şeyi şimdi yapması gerekirdi. Bu tartışmaları Kemalizm ve anayasa tartışmaları içinde gerekirse referanduma götürerek, kardeşim ne oluyor bu? 50 yıl önce birilerinin oturup da mecliste yaptığı anayasa maddesini nasıl değiştiremeyiz? Bunu bir sorgulayın demesi gerekirken dememesi, kendi kuyusunu kazıyor anlamı aslında. Çünkü kendi kitlesi en azından bu iktidara, halkın mütedeyyin insanları, hassasiyet sahibi insanları, milli insanları destek verdi. Karşıdaki zihniyetin niyetini ve durumunu anlayıp ona göre tavır alması gerekiyordu. Çok uzattım herhalde. Estağfurullah hocam. Çok teşekkürler. İyi toparladınız.
Devam edeceğiz. Şimdi Rıdvan Hocam, geleceğiz. Yani hani daha işin fikri boyutunda aslında hocam iyi bir noktaya değindi. Yani gerçekten Kemalizm bir ideoloji midir? İdeoloji dediğimiz şeyin aslında hani bir ideali olur, bir felsefesi olur, bir yaşam tarzı olur, bir geleneği. Oraya geleceğiz ama son dönemlerde yani hükümet kanadından bahsettiğiniz gibi işte hani bizim için böyle bir mesele yoktur, bir tartıştırmayız, bizim sorunumuz yoktur. İşte Anıtkabir'e yönelik düzenlenen geziler, verilen pozlar, bunu tabulaştırma, hatta işte ortak değerimizdir şeklindeki girişler, çıkışlar. Gazze meselesinde de sivil toplumla halk arasındaki durum, hükümetle işte bu bir şekilde bu bağlılık tam olarak sivil toplum da tam görevini yapamadı ve hükümet üzerinde de çok fazla etkili olamadı ve biz ticareti 8. 7. ayda öğrendik. Bir şekilde kaldırdı, yani iptal edildi, feshedildi denildi ama hala devam ediyor. Bu da aslında bir yönüyle sivil toplumun iktidar üzerindeki etkinliğinin olmayışı ya da çok az oluşuyla ifade ediliyor. Bu bağlamda yani özgürlüklerin, fikirlerin tartışmasının önündeki engel bağlamında sarf edilen bu sözleri, bu çıkışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genel hatlarıyla ben mevcut iktidarın Türkiye'de özellikle bu resmi ideolojik dayatmaların yani 80 yıllık dayatmaların en azından hafifletilmesi konusunda önemli adımlar attığını düşünüyorum. Evet. Yani İmam Hatip okullarına konulan engelden başörtüsü yasağına ve işte özellikle daha belki çok önemli bir konu olarak askeri vesayetin sonlandırılmasına kadar ki mesela biz bu anayasa tartışmalarını eğer bir 20 yıl önce yapsaydık ki o dönemlerde anayasa tartışmaları vardı. Hı hı. Bizim temel talebimiz, asıl vurgumuz hep şu oluyordu. Türkiye askeri vesayetten kurtarılmalı. Anayasadaki o işte çift başlı görünüm, Milli Güvenlik Kurulu sekreteryasının neredeyse meclisin ve hükümetin üzerindeki konumu. Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı'na bağlı mısın? Başkanlığının özerk yapısı, evet. Çoğu zaman hükümetin üzerine giden yaklaşımı. Hı hı. Bir takım yargı erklerinin, Anayasa Mahkemesi ve üst yargı kurumlarının, Yargıtay, Danıştay ve benzeri kurumlar, bunlar oluşumu ve işleyişine ilişkin olarak tamamen sistem üzerindeki tahakkümcü yapısı, adeta bir vesayet kurumu olarak işlemesi. Bütün bunlar bakın Türkiye'nin bir gerçeğiydi. Bunlar bu hükümet döneminde büyük ölçüde diyorum, sıfırlanmadı elbette ama büyük ölçüde giderildi. Bunlar önemli adımlardır. Bunlar büyük kazanımlardır. Bunların altını çizmek lazım. Hı-hı. Yani orada hiçbir şey yapılmadı gibi bazen zaman zaman şeyler duyuyoruz. Bu adaletsizliktir, haksızlıktır ve açıkçası biraz da hasettir diye düşünüyorum. Çünkü bazı yaklaşım sahipleri sırf yani kendileri bu süreçte olumlu bir katkıda bulunmadıkları için yapılan edilenleri küçültmeye ya da yok saymaya dönük çabalar sarf ediyorlar. Hatta Kemalistlerle aynı dili bazen de kullanabiliyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler. Hı-hı. Ama bununla beraber tabii Türkiye mevcut iktidar döneminde pek çok prangalardan kurtuldu ama temel pranga devam ediyor bakın. Dozu düştü, baskınlığı belki azaldı ama ortadan kalkmadı. Bu da demin vurguladım, tekrar etmek istiyorum bunu. İdeoloji meselesine gelince, bu bir tartışma konusudur. Kemalizm, Atatürkçülük bir ideoloji midir, değil midir? Ben o noktada tabii hani bunu farklı, yani siyaset bilimciler farklı şekillerde yorumluyorlar. Ben orada şu görüşe katılıyorum. Evet, bir ideolojidir. Ama tutarlı bir ideoloji değildir. Bütünlüklü bir ideoloji değildir ama ideolojidir. Bazı ideolojiler bütünlüklüdür, bazısı dardır. Bazısı tutarlıdır, bazısı tutarsızdır. Evet. Bazısı hayatın tamamını kuşatmaya çalışır. Bazıları dar alanlara sirayet eder. Kemalizm bu anlamda ikinci tür ideolojidir ama ideolojidir. Niçin ideolojidir? Bakın şu anlamda. Eğer dünyaya bakışınızı, hayat tarzınızı, eğer yönlendirmeye matuf bir anlayış, bir zihniyet, kurumsallaşma anlamında bir çaba içerisine girmişse o ideolojik anlamda zaten kendisini bir şekilde gösteriyordur. Ve bu anlamda bakıldığında Türkiye'de kendisini Kemalist olarak tanımlayan, Atatürkçü olarak tanımlayan geniş bir kesimin hayat tarzına dönüşmüştür Atatürkçülük. Ama sadece onun hayat tarzında ibaret değildir. Bakın Türkiye'de eğitim, başta eğitim alan olmak üzere siyasi partiler yasasından derneklere kadar her alanda yani Kemalist anlayışın kendisini dayattığı bir sistemle biz muhatabız. Dolayısıyla bu anlamda Kemalizm Türkiye'de aynı zamanda resmi ideolojidir ve egemen ideolojidir. Hı hı. Anayasa tartışmalarında bunun mutlaka görülmesi lazım. Şimdi tartışırken laiklik maddesi üzerinde daha çok tartışılıyor. Yani doğrusu teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Bey bu konuyu mesela gündemleştirirken benzeri vurgular yaptı. Dedi ki yani bu, yani niçin insanların mesela diyelim ki çocuklarına kadar mesela çocukların yani geçmişte belirlenmiş bir şeylerin sonraki nesillere taşınmasının mantıksızlığına vurgu yaptı. Ki çok ya biraz düşünse insanlar bunu anlayacak bir şekilde ama maalesef bu Kemalist zihniyet insanları düşünemez hale getirdiği için kimse bu konuyu tartışmak istemiyor. Bu tartışmanın güçlü bir şekilde devam etmesi lazım ve şunun özelde de şu zeminde tartışılması lazım. Bu ülkede herkes eğitimden medyaya, spor kuruluşlarından derneklere, vakıflara kadar, siyasi partiler yasasına kadar, hatta Diyanet Teşkilatı'nın kuruluş amacı felsefesine kadar. Niçin Kemalist olmak zorunda ya da Kemalist ilkelere uyum sağlamak zorunda? Yani bu anlayış, bu zihniyet bir dayatma değil midir? Bu dayatmayı bir şekilde dışlamak durumunda değil miyiz? Ya da bundan kurtulmadıkça özgür olabilir miyiz? Aynı şey bakın yani mesela anayasanın değişmez maddeleriyle ilgili farklı yaklaşımlar. Bir örnek vermek istiyorum. Biz 4. maddedeki ilk 3 maddeyi koruyan düzenleme hep tartışılıyor şu anda. Evet. Anayasanın mesela 174. maddesi. Özetle şunu söylüyor. Diyor ki devrim kanunları anayasaya aykırı olduğu yorumlanamaz. Devrim kanunlarının anayasaya aykırılığı gündeme getirilmesin, bu tartışılmasın diyor. Ya 1920'li yıllarda, yani 24'te, 25, 20, o ilk de 20'li yılların ilk döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasından şapka kanununa, işte alfabe değişikliğinden takvim değişikliğine kadar, halkın inancına, kimliğine, İslami birikimine bir anlamda tasfiye etmeye dönük bir takım düzenlemeler yapılmış. Ve bunlar zorla yapılmış, baskılı yapılmış, idamlarla gerçekleştirilmiş. Aradan diyelim ki yaklaşık 100 yıla yakın bir zaman geçmiş. Oraya bir madde konulmuş. Deniyor ki bu kanunlar tartışılamaz. Bugün aslında mesela o kanunlar uygulanmıyor. Fiilen mülga durumunda yani. Memurların mesela hiçbirinin biz kafasında fötr şapka takarak işe gittiğini falan görmüyoruz. Evet. Değil mi? Anayasada var. Tekke diyelim ama mesela aynı şekilde mesela tekkelerin kapatılmasıyla ilgili kanun var. Ama diyelim ki siyasi parti liderleri gidip örneğin Hacı Bektaş dergahında açıklı konuşma yapıyorlar. Ve bu anlamda mesela diyelim ki değişik örgütlenmelerinde olduğunu biliyoruz. Yani Sünni tarikat mensuplarında olduğu gibi farklı mezheplerden insanların da bu anlamda mesela örgütlendiğini biliyoruz. Şimdi fiilen aslında mesela uygulanma bu yasa tamamen kadük bir hale gelmiş bir şekilde. Hiçbir şekilde uygulanmaz alanı yok. Ama anayasada bu kanunların tartışılamayacağına dair madde var ve hala bu duruyor. Yani bu ve buna benzer çelişkilerden Türkiye kurtulması lazım. Yani bunların tartışılması lazım. Olabilir. Farklı görüşler ortaya çıkabilir ama farklı görüşler en azından yani şunu söylemiyoruz. İlla mesela bizim dediğimiz gibi olsun demiyoruz. Böyle bir dayatma içerisinde olamayız zaten. Buna hakkımız yok ama başkalarının da bize dayatmada bulunmaya hakkı olmadığını kabul etmeleri lazım. Bu yönüyle bakıldığında sadece 42 yıllık mesele olarak da ben görmüyorum. 82 Anayasası zannediyorum yani 20'ye yakın değişikliğe uğradı. Evet. Aslında mesela öyle bir yani yamalı bohçaya dönmüş bir halde. Ama yeni bir anayasa yapmaya bir türlü iktidarlar meclis aritmetiğindeki o dağılım ve daha önceki süreçlerde vesayetten korku ve şu anda da mesela siz oraya dikkat çektiniz. Şu anda askeri vesayet bitirildi elhamdülillah. Ama maalesef ideolojik vesayet hala sürdüğü için mevcut iktidar tabanının bu konuda çok farklı düşünmesine rağmen bu konuyu tartışamıyor. Bu konuyu tartışmaya açmaya cesaret edemiyor. Yani bununla alakalı ciddi anlamda bir sıkıntı var. Bununla alakalı eğer bu konuyu tartışma eğer özgürlüğünüz bile yoksa yani şimdi mesela şunu düşünüyorum. Yani Türkiye gerçekten çok ilginç bir ülke. 100 yıllık süreç içerisinde bakıldığında pek çok iktidarlar değişti. Dünya Leninleri, Stalinleri gördü. İşte hani sonra süreçleri biliyoruz. Yani dünyayı neredeyse mesela işte koca büyük ülkelere, imparatorlukları baskı altında tutan, tahakküm altında tutan liderler devrildi. Onların neredeyse eserlerine iz kalmadı. Ya işte en son Bangladeş'te Hasina diktatörlüğünün nasıl devrildiğini ve kısa bir süre içerisinde ülkeyi terk etmek durumunda kaldığını gördük. Bütün bunları hepimiz yaşarken şahit olduk ya da okuyoruz. Ama Türkiye maalesef yaklaşık 70-80 yıldır yani o diktatörlük döneminde kaldığı gibi mezardan yönetilen bir ülke olma konumunu sürdürüyor. Ve bu çok ilginç bir şekilde bu ülkenin diyelim ki işte aydınlarına, düşünürlerine, en azından bu konuda daha kendisini özgür hisseden akademisyenlerine, gazetecilerine, siyasilerine ağır gelmiyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani gerçekten Türkiye şu anda bakıldığında, evet dünyada mesela diktatörler, değişik ülkeler diktatörlük rejimlerinin olduğunu görüyoruz.
diktatörler yaşarken ellerindeki güçle ülkeyi mesela baskı altında tutuyorlar, yönetiyorlar. Ama Türkiye çok iyi enteresan bir diktatörlük bu anlamıyla. Tamamen yani mezardan yönetiliyor. Yani işte Atatürk ilkeleri diye ya da Atatürkçülük adı. Mesela diyelim ki siz tramvayda giderken bir tartışmaya şahit oluyorsunuz yaşam tarzıyla alakalı. Bu Atatürk'e bağlanabiliyor. Eğitimde mesela işte geçtiğimiz yıllarda bunu gördük. Çocuklara mesela diyelim ki bir koreografi yapıldı ve çocuklar mesela secde ettirildi. Yani bu anlamıyla bakın herkes buna tepki gösterdi. Bu kadar da olmaz denildi. Aslında ben, tabii hakikaten bu kadar çok iğrençti, çok çirkindi ama mesele sadece çocuklara secde ettirilmesi değildi. Secde etmek bizim inancımıza göre şirk olduğu gibi Allah'tan başkasının karşısında kıyamda durmak da şirktir. Bu anlamıyla bakıldığında ama işte anma törenlerinden, işte kutlamalara, özel günlere, eğitim alanındaki yaklaşımlara, yani her alanda ama her alanda. Yani bakın öyle bir dayatmayla muhatabız ki gittiğimiz camide Allah hani Rabbimize ibadet için gittiğimiz, sırf Allah rızası için gittiğimiz camide bile birileri diyelim ki işte örneğin Mustafa Kemal adını niye okudunuz ya da okumadınız diye Diyanet'e mesela sigaya çekebiliyor. Evet. Diyanet bunun karşısında zor durumda kalıyor. Bununla alakalı aslında hepimizin bildiği, yapması gereken açıklamayı yapamadığı için dolaylı yollarla, tevil yollarıyla karşı tarafı ikna etmeye çalışıyor. Bir kere daha şunu vurgulamak lazım. Allah'ın dışındakileri razı etmeye kalkanlar amaçlarına ulaşamazlar ama Allah-u Teala'nın da rızasının dışına çıkmış olurlar. Allah'ın rızası dışında rıza arayanlar felah bulmazlar. Bu konuda bizim ölçümüz bu olmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Kıymetli bir konuğumuz daha var yayınımıza değerli izleyenler. Star gazetesi yazarı Sayın Yakup Köse. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buradan da Rıdvan Kaya abiye, Tayyar Tercan abiye de selamlarımı iletiyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Çok sağ olun hocam bir mukabele. Yakup Bey, tabii yeni anayasayı konuşuyoruz, tartışıyoruz. Şimdiye kadar kısmı biraz daha işin aslında zihinsel bağlamda yaşadığımız esaret boyutuyla ilgiliydi. Dilerseniz sizden de konuyla ilgili bir değerlendirme alalım. Yeni anayasa gerçekten yeni anayasa bağlamında doğru bir zeminde konuşuluyor mu, tartışılıyor mu? Birileri bunu kilit olarak ifade ediyorlar ve bu kilidi açtırmayız diyorlar. Darbecilerin milletin iradesine vurmuş olduğu bu kiliti millet açabilecek mi? Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Yakup Hocam. Arkadaşlar. Ha, bağlantıda bir kopukluk oldu sanırım. Tamam, buyurun, sesinizi alabiliyoruz, alıyoruz, buyurun. Evet. Yani şimdi aslında her şey açık ortada. Bir yeni anayasa konuşuluyor. Özgürlüklerin tamamen topluma yansıtılması, daha rahat Türkiye, daha özgür bir Türkiye anlamında tartışmalar yürütülüyor. Fakat biz işin başında ne hikmetse birilerinin baskısıyla, birilerinin bir nevi tahakküm uygulamasıyla daha anayasayı, yani özgür bir anayasayı tartışamayacak pozisyona sokmaya çalışıyorlar bizi. İşte son zamanlarda Sayın Müdafaa Genel Başkanı Zekeriya Bey'in açıklamalarından sonra birden böyle ortalık tartışma alevi aldı ama bence şöyle olmalı. Yani insanlar istediğini, yani bu anayasa biraz önce Rıdvan abi çok güzel belirtti. Yani 20'ye yakın anayasada değişiklik olmuş ama değişen bir şey yok. Bu yüzden eğer böyle bir konu genel olarak ele alınacaksa nerede hata var? Hangi temel unsurlarda sıkıntı var? Niçin düzelmiyor 20 kere değiştiğimiz halde, yamalı bohçaya döndüğü halde niçin değişmiyor deyip ya bunun üzerinde çalışılmalı ve herkes bu konuda görüşlerini özgürce ifade edebilmeli diyoruz. Ya şimdi yeni anayasa ile alakalı tepkilerle birlikte kendini bu ülkenin maliki sanan ve kendilerinden başka kimsenin vatanı sevmediğini iddia eden bir güruh var. Bunları hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Yani sadece vatanı onlar seviyor, sadece vatanı onlar koruyor, sadece onlar bazı şeylerde karar verebilme merciğinde kendisini hissedebiliyor. Senin nerede duracağını, nerede olacağını, nasıl yürüyeceğini, biraz önce Tayyar Tercan abi çok güzel ifade etti, nasıl ibadet edeceğini bunlar karar verecek.
Yakup Bey, bağlantıda sorun var arkadaşlar. Tamam, yeniden bağlayalım. Arada düşüyor. Peki Rıdvan Bey, şöyle de bir durum var aslında, soracaktım. Yakup Bey bağlanınca ona söz verdi. Şimdi 200 yıl ama son bir asır. Ve her yönüyle siyaseten, ahlaken, manevi, sosyal olarak buhranlar yaşıyoruz. Bugün işte Türkiye'de son 40 gündür konuştuğumuz Diyarbakır'daki bir hadise, son 2 gündür de İstanbul'da yaşadığımız bir hadise, toplumsal bir buhran boyutu var. Yani doktora gidiyorsunuz, doktor her seferinde aynı ilacı veriyor ve o ilacın işe yaramadığını görüyorsunuz, daha da kötü oluyorsunuz ama sürekli aynı ilacı kullanıyorsunuz. Yani bu bir yönüyle de bir hastalık değil mi? Bir asırdır verdiğiniz bütün ilaçlar hiçbir işe yaramamış ve bu toplumu her yönüne hasta etmiş. Bunun da bu yönüyle de masaya koymamız gerekmez mi? Her toplumda infiale neden olan olay sonrası idam, idam, idam diyoruz ama ya bu işin müsebbibi sizsiniz ve sizin sisteminiz işe yaramıyor, ıslah etmiyor. Her yönüyle ahlaken çökmüş, manevi olarak çökmüş, sosyal buhranlar yaşanmış. Bir yönüyle artık akıl sahiplerinin bunu düşünmesi de gerekmez mi? Yani maalesef şimdi Türkiye'de tabii biz yukarıdan aşağı bir dayatmayla bir anlamda ya bir beyin ameliyatı geçirmiş bir toplumla karşı karşıyayız. Hı hı. Yani İslam coğrafyasında evet tahakküm, zulüm çok yaygın ama Türkiye yani belki bu konuda çok farklı bir örnek. Doğrudan inancına, kimliğine bu boyutuyla savaş açılmış bir başka beldemiz yok yani İslam coğrafyasında. İslam coğrafyasını tekrar ediyorum yani pek çok bölgesinde despotların, zalimlerin, işbirlikçilerin, bu anlamda İslam harekete düşmanlık yapan unsurların değişik zulümleriyle muhatap olduk geçmişten beri ve hala da olmaya devam ediyoruz. Ama Türkiye bu anlamda farklı. Yani çok yoğun, çok güçlü ve dayatmaya zorbalıkla doğrudan İslami kimliğin hedef alındığı bir Türkiye'nin bir geçmişi var. Bunu birileri hala sürdürmeye çalışıyor. Bahsettiğiniz bütün o huzursuzluklara, bütün o çelişkilere, bütün o gitmeyen işlerin yoluna gitmemesine rağmen ısrarla burada patinaj yapmaya devam ettirmeye çalışıyorlar. Burada açıkçası yani belki Müslümanların da bizlerin de bir eksikliğimiz var. Gereğince mesela anlatma konusunda, bu anlatabiliği ve davet konusunda bizlerin de mesela daha fazla belki yoğunlaşmamız gerekir. Ama maalesef yani yaşadığımız süreçte Müslümanların da dünyevileşme girdabında asıl odaklanmamız gereken konular yerine daha çok dünyevi endişelerimizin, mal, dünyalık, mevki, makam taleplerinin peşinde daha fazla belki zaman geçirmemizin de bu anlamda sorumluluğumuzu arttırdığını söyleyebilirim. Yakup Hocam buyurun. Hocam kusura bakmayın benim internet eski anayasaya benziyor. İnşallah değişir de eski anayasa deriz gidip geliyor gidip geliyor. Kusura bakmayın. Yani şimdi evet yine gitti herhalde. Arkadaşlar bağlantı koptu değil mi? Tayyar Bey devam edelim. Peki bir, halkın da aslında bir ihtiyacı ve bununla birlikte de bütün siyasi partilerin de vaadi yeni bir anayasa. Tabii kimin nasıl bir anayasa istediği işin bir başka boyutu ama toplumsal mutabakat olarak toplumun değerlerini yansıtan, toplumun değerlerine düşmanlık etmeyen, toplumun sorunlarını çözen, topluma bir anlamda kapı aralayan, toplumun huzur, barış içerisinde yaşamasını sağlayan bir anayasa bağlamında toplumun böyle bir talebi, bir ihtiyacı var. Bu bağlamda neler yapılabilir ve kime ne düşüyor? Çünkü birileri düşünmemizi dahi istemiyorlar. Peki biz ne düşünmeliyiz ve ne yapmalıyız? Buyurun. Şimdi teşhis olmadan tedavi olmaz. Az önce bahsettiğiniz hep aynı ilacı veriyoruz. Aynı ilacı veriyorlar, veriyorlar, veriyorlar. Neticede hasta iyileşmiyor, daha da kötülüyor. Çünkü verdiği ilaç o hastalığın ilacı değil ki. Teşhis yok. Teşhis yanlış. Teşhisi doğru koymak. İkinci noktada da şu. Yani toplumun istediği, evet toplumun, halkın istediği bir taraftan ama şimdi halkın büyük çoğunluğu, hani ben demokrasiye inanan bir insan değilim.
halkın büyük çoğunluğu çok böyle ifrat noktada bir farklı bir şeyler istiyor olabilir. Ve bu istenilen şey, yapılan şey veyahut da yapılmak istenen şey neye göre doğru veya güzel olacaktır? Örneklendirecek olursak, hani bu hayvan meselesinde birkaç tane sadist mi diyeyim, psikopat mı diyeyim, sokakta gördüğü hayvana zulmeden tipler yüzünden bir yasa çıkartıldı bu ülkede. Bu sefer de milletin çoluk çocuğu köpeklere yem edildi. Şimdi bak, ifrat tefrit. Evet. Yani bir anayasa çalışması önce hangi kadim öğretiye göre veya inanca göre nispet edilecek, onu belirlemek gerekiyor. Yani toplumun bir kısmı şunu istiyor, toplumun bir kısmı bunu istiyor. Biz şimdi Müslümanız. Bu topraklar Müslümanların yaşadığı topraklar. Müslümanların yaşadığı topraklarda en genel olarak bu milleti bir arada toplayacak zihni anlamda veya anlayış genel ne olabilir? İslam olur. Siz şimdi bir anayasa çalışması yapıyorsanız en asgari seviyede, bak en azami seviyede demiyorum, en asgari seviyede İslami genel çerçeveyi değerlendirmek zorundasınız. İslam'a aykırı anayasa yapma nokta. Ama bunu halka şöyle izah etmek. Kardeşim, şimdi insanlara propagandayla, işte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi propagandayla öyle bir anlayış sunabilirsiniz ki, bu işin psikolojik art tarafı vardır, algı yönetimi vardır, o vardır, bu vardır. 4 tane koskoca 100 milyonluk ülkede 100 milyon, 90 milyon olduk neredeyse, belki kayıt dışıyla 100 milyon. Hadi de ki 85 milyon. 85 milyon ülkede günde 85 tane suç işlenmesi kaç? 85 milyonda 8 mi oluyor? Milyonda mı? 100 milyonda 1 mi oluyor? Ne oluyor? Öyle bir oran. Ama biz falan şehirde filan adam filan kadına tokat attığı günlerce şey yapabiliyoruz. Millet artık yani algı yönetimi anlamında söylüyorum. Bu milleti gömmek için, bu milleti hakir bir noktaya indirmek için her şey yapılıyor. Köpek yasasını da o dönem öyle geçirdiler. 4 tane bilinçli mi yaptılar, para vererek mi yaptırdılar, köpeklere zulmeden görüntüleri dayadılar milletin karşısına. Sonrasında da bir algı oluştu. Öyle de bir yasa çıkarttılar ki şimdi köpekle insan eşit. Benim çocuğumla sokaktaki köpeği eşit hale getirdiler. Hatta köpekçilere göre köpek daha üstün. Şunu demek istiyorum. Bir anayasa çalışması yapılacaksa sadece belli kesimlerin propagandasına, belli kesimlerin algı yürütmesine dayanarak olmaz. Bizim kendi inancımıza, ahlakımıza, yaşam tarihimize, hayat nizamımıza, tarihimize, inancımıza uygun bir zemin oluşturmak gerekiyor. Elbette ki biz, hani ben İslami bir nizam isteyen insanım, İslami kurallara göre yaşamak isteyen insanım, ama bu toplum hani bu iktidardan veya böyle bir zeminde öyle olsun demiyorum. Ama asgari seviyede bunu değerlendir kardeşim. Şimdi sen geçmiş zamanlardaki, değişti mi değişmedi mi bilmiyorum, bizim bir siyasetçi Refah Partisi döneminde anlatırdı. Kadına tecavüz ediyorsun, 7 yıl tecavüz edene 7 yıl ceza veriyor. Kadının kolundaki bileziği söküp alanı gasptan dolayı 36 yıl ceza veriyor. Şimdi hukuk neye göre, hangi anlayışa ve ahlaka göre yasa çıkartacaksın? Topluma doğru bir şekilde anlatma görevi iktidarındır. Ama iktidar da maalesef belirli bir zihniyetin karşısına dikilip, kardeşim bu anayasayı değiştireceğiz, anayasayı da toplumun her tarafını kuşatacak şekilde, ama inancımıza, ama kültürümüze, ama bu topraklardaki insanların geleceğini yolunu açacak bir şekilde yapacağız diye anlatması gerekiyor. En büyük iş o manada iktidardadır. Çok teşekkürler. Yakup Hocam buyurun. İnşallah bu sefer kesilmez. İnşallah hocam. Yani genel olarak Tayyar abi, Rıdvan abi özgürlükler meselesi üzerinden meseleleri çok iyi değerlendirdi. Yani biraz önce de belirttiğim gibi toplum çok farklı bir süreçten geçiyor. Toplum çok farklı bir ortamda. Gençlik dediğimiz mevhum gençlik dediğimiz işte Z kuşağıdır, şudur, budur vesaire. Artık bunlar tamamen eğitimden kopmuş durumda. Müfredattan tamamen kopmuş durumda. Ellerindeki telefonlar artık anne, baba, dede, babaanne, anneanne görevi görüyor.
Burada hem ahlaki manada hem de vicdani manada birilerinin artık bir adım atması lazım ve bu uçurumun kenarından bu toplumu çekip alması gerekiyor. İşte son zamanlarda yaşadığımız toplumsal... Evet. Yakup Hocam çok teşekkürler. Bu da bunu gösteriyor ki bir dahakine stüdyoya bekliyoruz. Bunu ifade edelim. Arkadaşlar hayırlı akşamlar dileyelim Yakup Bey'e. Rıdvan Hocam, peki nasıl bir çerçeve ortaya koymak lazım? Yani bahsettiğiniz gibi herkes bizim gibi inanmak zorunda değil ama aynı toplum içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla da asgari müşterekler bağlamında nasıl bir çerçeve ortaya konulmalı? Mesela aslında belki de birçok boyutuyla örnek bir Hazreti Peygamber'in Medine'ye varışı, orada Yahudilerle birlikte oluşturduğu bir Medine vesikası var. Bu bizim için bir çerçeve olabilir mi? Ne dersiniz? Yani ben de öncelikle Tayyar Bey'in vurguladığı noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Doğrusu bana göre de ben Müslümanım. İnsanların gerçek anlamda adaleti, özgürlüğü, huzuru bulacağı sistemin yani hem kendi yani nefsinde ve toplumsal yapıda ve sistemde de İslam'la ancak mümkün olduğuna iman ediyorum. İdealim de budur. Bunun için de çaba sarf ediyorum ama maalesef yani yaşadığımız toplumda da şu bir gerçek. İslam'dan uzak bir toplumsal kesimler var. İslam'dan uzak bir hayat tarzı evet. yaşayan ya da bunu benimseyen bir kesimler bir asırdır var. Yani evet. Devlet eliyle, güç eliyle dayatılan, üretilen. Öncesi de vardı elbette. Tabii. Asıl evet. öncesinden de başlayan bir süreç var. Ama özellikle Cumhuriyet'le beraber sistematik anlamda, yaygın anlamda devlet eliyle evet. böyle bir zeminin üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada ister istemez bir mutabakat aramak durumundayız. Yani bu mutabakatın zemini tartışılabilir. Ama en temelde yani insanların, toplumun genelinin inancına aykırı olmaması, genel ahlaki anlamda, ilkelerin öne çıkartılması anlamında bir takım elbette şeyler gündemleşmeli. İnsanların inançlarını, kimliklerini en azından yok saymayan, bunları zorbaca bastırmaya kalkmayan bir anlayış oluşmalı. Ve bu anlamıyla bakın da bizim İslami birikimimizin, İslami müktesebatımızın buna uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki düşünelim ki yani 14 asırdır İslam coğrafyasına bakıldığında farklı inançlardan insanların, farklı kimliklerin Müslümanlar arasında kendi ibadetleriyle, kendi hayat tarzlarıyla var olduklarını görüyoruz. Yani hatta bu coğrafyada bile gayrimüslim azınlıkların aslında bir baskıya uğramadan Müslümanların diyelim ki geçmiş dönemlerde kurdukları devletlerde çok rahatlıkla yaşadıklarını görüyoruz. Ta ki çok çarpıcıdır. Kemalizme evet. kadar böyle gelmiştir. Ama Kemalizmle beraber bu ülkede diyelim ki gayrimüslim azınlıklar azınlık olduklarını, baskı altına olduklarını derinden hissetmişlerdir. Onların da mesela bir nevi tırnak içerisinde Türkleştirme politikasına maruz kalmaları, tek tipleşme politikasına maruz kalmalarından dolayı burada yaşayamamışlardır. Yani Yahudiler içinde, Rumlar içinde, Ermeniler içinde bunu görmek mümkün. Halbuki İslam coğrafyasına baktığımızda biz Mısır'da işte yaklaşık 14 asırdır Kıptilerin Kıpti olarak kaldıklarını, büyük bir topluluk evet. olarak orada yaşadıklarını görüyoruz. Yani baktığımızda aynı şekilde Suriye'de, Irak'ta, İran'da değil ki Yahudi azınlıkların, gayrimüslim azınlıklar, Ermenilerin, Rumların, başka azınlıkların mesela var olduklarını görüyoruz. Bu anlamda yani şunu söylemek istiyorum. Farklı inançlıların, biz inancımızı dayatmadık, geçmişe dayatmadık. Bundan sonra kimseye dayatmayız. Bu anlamda inanç özgürlüğünden yanayız. Ama yaşadığımız coğrafyayla alakalı, ülkeyle alakalı olarak da İslam inancına aykırı, Müslümanların hayat tarzına aykırı bir dayatmayı kabul edemeyiz. Etmemeliyiz. Bunun ortaya çıkartılması, demin bahsettiğiniz sıkıntıların bir kısmı doğrudan bununla alakalıdır. Bakın mesela insanlar şimdi mesela işte idam cezasını tartışıyorlar. Bazıları mesela bunu mesela işte gündeme getiriyor. Bana göre de elbette ki vahşice bir insanı öldürenin cezası yani kısas edilmesidir. Bu anlamda ama idamın da şunu gerçekçi olarak görmek lazım. İdamın da bu ülkedeki sorunların herhangi bir şekilde çözeceğine inanmıyorum. Çünkü eğer siz bu kadar açık bir şekilde insanları sapkınlığa açarsanız, uyuşturucunun bu kadar yaygın olduğu bir yerde İdam cezası insanları cinayet işlemekten alıkoymaz. İnsanların bu kadar mesela açıkça fahşaya açık olduğu bir yerde insan sizin mesela diyeyim, bir tane korkutmalarınız o insanları mesela diyeyim, bir tecavüzden, tacizden alıkoymayacaktır. Aha. Çünkü bu anlamıyla yaygın anlamıyla bir zeminde bir bozukluk var. Eğer bu zemindeki bozukluğu değiştirmezseniz sadece diyelim ki ağır cezalar getirerek bu sorunu çözemezsiniz. Belki kısmen geriletirseniz, kısmen bir kısım bazıları için belki geri adım atmalarını sağlarsınız ama psikopatlar açısından,
fesada uğramışlar açısından, bu fahşadan etkilenip artık kimlikleri, ruhları, zihniyetleri bozulmuş kesimler açısından onların kriminalize olmasının önüne geçemezsiniz bu şekilde. Onun daha yaygın bir temelin olması lazım. Ahlaki temellerin olması lazım. İnançla ilgili temellerin olması lazım. Bu noktada yapılması gereken şeyler var. Ama tekrar ediyorum, bu ülkede en azından mutabakat anlamında tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Örneğin Kemalist anlayış partilerden bir parti olmalıdır. Ama bütün partilere tahakküm eden, bütün siyasete tahakküm eden, bütün siyasal zemini belirleyen anlayış olmaktan mutlaka çıkartılması lazım. Kemalist anlayışa sahip dernekler kurulabilir, vakıflar kurulabilir. Çünkü bu anlayışa sahip insanlar var bu coğrafyada. Evet. Ama siz hangi amaçla olursa olsun kurduğunuz derneğin, vakfın mutlaka Atatürk ilkelerine uygun olacak şekilde dizayn edilmesi şeklindeki bir dayatmaya maruz kalmamalıyız. Bunun dayatma olduğunu görmek durumundayız. Yani bu anlamıyla özellikle dayatmanın sona erdirilmesi gerektiğini, bu anlamıyla devletin resmi ideolojik anlamda o Kemalist formasyonu eğitimden başlayarak, tekrar bunun altını çiziyorum bakın, yani çocuğumun diyelim ki okuluna gittiğimde bahçeden adım atarak yani sınıfa girene kadar ve çıkana kadar belki 30 yerde 40 yerde büst, mask, resim, heykel anlamında Mustafa Kemal figürüyle karşılaşıyorum. Ya bu bir dayatmadır, bu bir zorbalıktır. Yani ben okullarda mesela şu anda her yerde güzel mescitler açıldı. Çok güzel bir faaliyet bu. Çünkü geçmişte işte kalorifer odalarında, kaloriferlerde ya da çatılarda namaz kılmaya zorlanıyordu çocuklarımız. Bunları yaşadık. Evet. Şu anda mesela geldiğimiz yer bu anlamda çok önemli bir yer. Ama bakın hiç kimsenin zorla mescide götürülmesi diye bir olay yoktur. Peki yapılsa da bunu doğru bulmayız. Niçin? Evet. Çünkü iman etmeyen ya da bunu kabul etmeyen insana namaz kıldırmak zorbalıktır. Ama aynı şekilde benim çocuğum Mustafa Kemal anlayışına sahip değilse, Kemalist anlayışı reddediyorsa, bunu bir tuğyan ideolojisi olarak görüyorsa, onu sınıfta işte resimlerle, eğitim müfredatında bir takım şiirlerle, kalıplarla, yani ya da okula daha başlar adım attığımız anda heykellerle bu dayatmayı yapmayı bir zorbalık olarak görüyorum ve bunu reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bunu reddediyoruz ama birileri eğer bize bunu dayatmaya başladığı anda orada artık özgürlükten bahsetmek mümkün değildir. Anayasa dediğimiz şey bu anlamda bir mutabakat içermeli. Tekrar ediyorum, en temelde bu anlamıyla Türkiye'de farklı inançlara sahip, farklı ideolojilere sahip kesimler vardır. Bu kesimlerin anlayışlarına uygun olarak devlet bu anlamıyla Kemalist anlayışı, Kemalist ideolojiyi dayatmaktan vazgeçmelidir. İnsanlar bu anlamda münafıklığa zorlanmamalıdır. Evet. Biz biliyoruz ki bazı insanlar bunu benimseyerek yapıyor ama bazıları kesinlikle benimsemiyor, reddediyor ama mecbur bırakılıyor. Aynı işte o 10 Kasım günlerinde zorla insanların trafikte durdurulup bir anlamda trafiğin tıkanması örneğinde olduğu gibi ya da resmi törenlerde olduğu gibi. Yani bu artık bundan vazgeçmek lazım. Bu herhangi bir şekilde bir anlayış, bir ideoloji inanmadığı halde bir başkasına ideolojisini, anlayışını dayatıyorsa bundan zevk almamalı. Bu aslında mesela gerçekten sadistiktir. Bu normal bir davranış, normal bir psikoloji değildir. Bu yönüyle bakıldığında bu yapılanın kesinlikle artık tartışmaya açılmasını, bundan vazgeçilmeye insanların çağrılmasının evet, önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar demin konuştuğumuz konuyla da bitireyim. Bu anlayış sahiplerini teskin etmek, ikna etmek, onları bir şeylere razı etmek mümkün değildir. Onlar ancak Rabbimizin kitabında belirttiği gibi onlara uymadıkça, biz onlara her şeyle, onların dinlerine uymadıkça bizden razı olmazlar. Dolayısıyla onları belli bir noktada ikna etmeye dönük çabaların da beyhude olduğunu vurgulamak istiyorum. Evet. Kimsenin kimseye bu anlamda din, ideoloji, anlayış dayatmadığı bir zeminin anayasadan başlayarak kurulmasının en azından özgürlükçülük anlamıyla, özgürlükçü anayasa tartışmalarında bir başlangıç noktası olarak seçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çok teşekkürler. Kıymetli bir konuğumuz daha var yayınımızda değerli izleyenler. 25. ve 26. dönem milletvekili Sayın Sait Yüce. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Hocam hem Lübnan'da başladık, Gazze'de devam ettik ve anayasayı konuşuyoruz. Elbette o konularla ilgili de varsa yorumunuz alabiliriz ama yeni anayasa birçok boyutuyla konuşuluyor, tartışılıyor ama ilk 4 maddeyle ilgili tartışamazsınız noktasında hatta işte bu kilit bunu kimse açamaz, açan varsa şeklinde meydan okuyanlar bile var. Bu bağlamda yeni anayasa darbe zihniyetiyle hazırlanan bu junta anayasası bağlamında siyaseten de içinde bulunduğunuz kurum yıllarca görevde yaptınız. Meclisin, halkın, siyasi partilerin halka vermiş olduğu bir söz, bir vaat var. Ama halkın istediği değil de
yine bir şablon üzerinden bir dayatma söz konusu. Yeni anayasa bağlamında sizin değerlendirmeniz ne olur? Buyurun hocam. Evet, Türkiye'nin konuşan bir Türkiye olması lazım. Ben genç bir gazeteciydim 80'li yıllarda. Eski cumhurbaşkanları, başbakanlardan merhum Süleyman Demirel'in o yasaklı zamanda söylediği bir söz vardı. Sık sık tekrarlardı. Kenan Evren de devlet başkanı, cumhurbaşkanı oldu sonra seçimlerle. O dönemde derdi ki konuşan Türkiye, konuşan Türkiye diye bu kelimeyi çok kullanırdı. Şimdi Türkiye'nin demokratik hakikaten söyledikleri gibi sosyal ve hukuk devleti ise mutlaka konuşması lazım, konuşabilmesi lazım. Konuşamıyorsa o zaman o anayasanın ilk maddelerindeki demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ifadesiyle en başta bu çelişir zaten. Evet. Bunun tartışmaya bile açılamamış olması, konuşulmasının bile yasaklanması demektir. Ki bu anayasa 92 oyla seçildi. Tabii o günün şartlarına baktığınız zaman bugün dünyada darbe, askeri darbe yapılan ülkeler yine var ama eskisi kadar yok ama yine var. Yani Afrika'nın ortasında var, az ada ülkelerinde var. Çok kötü bir şey darbe. Yani darbenin bir sefer kötü bir şey olduğunda anlaşmamız lazım. Kötü bir şey midir diye bugün Kemalist olan insanlara sorsak herhalde iyi bir şey derler mi bilmiyorum ama diyenler de vardır. Yani öyle diyenler de var, öyle yazanları da var. Şimdi bu kötü bir şeyi yapanlar da kötü adamlardır. Yani eski işte Kenan Evren ve şürekası diyeyim. Tahsin Şahin Kaya, Sedat Celasun hatırladığım kadarıyla o zamanki kuvvet komutanları, Milli Güvenlik Konseyi üyeleri. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri bu adamları mahkum etti biliyorsunuz. Yani yaptıkları fiilin kötülüğünden ve suç olmasından dolayı mahkum etti. Evet. Mahkum olmuş ve Türkiye'ye ve Türk milletine kötülük yapmış, darbe yaparak milletin verdiği silahı ve yetkiyi millete doğrultarak kötülük yapmış adamların yaptığı anayasayı biz halen kullanmaya devam ediyoruz. Bir sefer işe burasından bakmak lazım. Ve eski anayasalarda olmayan maddeler, bir de Türkiye'nin içinde bulunduğu dünyada ki bunu iddia edenler, o ilk dört maddenin tartışılamaz olduğunu iddia edenler, baktığınız zaman çağdaş, batılı, işte batı demokrasilerine, batının gelişmiş ülkelerine hayran insanlardır. Şimdi o kadar çelişkiler yaşıyorlar ki yani bunları gelin konuşalım. Ekranlarda konuşalım, meydanlarda konuşalım dediğiniz zaman da yani bunu konuşmaya bile gelmiyorlar. Niye? Burası ayrı bir ülke. Burada bunların olması lazım. Burada bir çizgi çiziyorlar. Orada demokratiklik, sosyal devlet, hukuk devleti, normları tamamen gündem dışı kalıyor. Ve bugün belki sadece Kuzey Kore'de, orada bile anayasada böyle bir madde olduğunu tam tahmin etmiyorum. Dünyada 200 küsur ülke var. Hiçbirinin anayasasında böyle bir madde yok. Benzeri bile yok. Evet. Hele hele bunların özendikleri demokratik batı ülkelerinde hiç yok. Yani yakını bile yok böyle bir ifadenin. Ne hikmetse böyle bir şeye sarılıp bunu tartışmaktan uzak duruyorlar. Ve bugün her türlü kötü fiili işleyenler, yanlış işi yapanlar, işte kaçakçılık yapan, tacizde bulunan ya da her türlü suçu işleyen adamlar bile bakıyorsunuz onun arkasına sığınıyor. Bu da bir çok garabet bir şey yani. İşte başta dediğim gibi yani asla demokratik olmayan, o zaman mesela %92 ile kabul edilmiş anayasa, Saddam'ın da anayasası %90'larla kabul ediliyordu. Bugün demokratik olmayan, hepimizin gülerek baktığımız bir takım ülkelerde, Orta Asya'da da var, Afrika'da da var, Körfez'de de var böyle ülkeler, seçim yapıyorlar. Zaten hiç %85-90'ın altına inmiyor buralarda seçimler. Bu ne demektir? Yani bunu tartışmaya bile gerek yok. Bu zorla, işte biraz önce değerli konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi dayatmayla alınmış sonuçlardır. Ve biz aradan 40 yıl geçmiş bu anayasa yapılalı. Biz hala bununla
ülkeyi idare etmeye çalışıyoruz. Yani bunun mutlak surette gündeme gelmesi lazım. Bizim çok şükür geçmişe göre yine sağlam, dindar, milletin içinden çıkmış, milletin meşru temsilcileri olan bir siyasi iktidar iş başında. Ama ben siyasi iktidarımızın veya ona destek olanların da bu noktada şuurlu davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani hem yerel yöneticiler hem merkezi hükümetin işte belli zamanlarda, belli tatil günlerinde normalin dışında adeta bir tapınma derecesine varan ifadeler veya zaten bütün kendi beyanlarıyla, yazılarla, bütün bilgilerle gayet ayan beyan açık ortada olan rahmete, rahmetin tecellilerine, yaratılışa, bizim bütün bildiğimiz kutsallara inanmadığını söyleyen bir zata rahmet okumakla başlayıp bu bir aslına bakarsan aymazlıktır. Hem minnet duyabilirsin, teşekkür edebilirsin ama bakın bunlarda bile ince ayrıntılar var. Ben bir şey demiyorum onun şahsını kötüleyelim, karalayalım, hücum edelim, edilsin böyle bir şey demiyorum. Buna gerek de yok. Tarihteki yerinde yani hasenatıyla, seyyiatıyla bütün siyasi liderler gibi o da yerini alır. Bugün sevenler sever, sevmeyenler sevmez. Niye seviyorsun denmez, niye sevmiyorsun denmez. Yani bir demokratik ülkeye yakışmayan bir vasattan geçiyoruz. Yani hakikaten bu 2024 yılına gelmiş bir dünyada eşi benzeri olmayan maddeler, bu maddelerin tartışmasının yasaklanıldığı, yasaklanmasının dayatıldığı tuhaf bir zeminden geçiyoruz. Eğer Türkiye gerçekten o maddelerdeki gibi demokratik olacaksa bu sefer tartışması lazım. Tartışılmaz dediğin zaman o zaman o maddeyi kaldırmak lazım oradan. Demokratik değil demek ki bu cumhuriyet. Efendime söyleyeyim, hukuk devletidir ibaresi var. Hukuk devletinde bu zaten olmaz. Yani şahsın öncelendiği veya ona bağlanan, onunla ifade edilen bir hukuk devleti olmaz. Hukukun normları, kuralları bellidir. Bir de anayasanın 4 maddesinden önce de biliyorsunuz başlangıç metinleri. O metinde zaten yeryüzünde 209 dünya ülkesinin hiçbirisinde olmayan bir giriş cümlesi var. Yani bu cümleyi tek tek alsınlar, okusunlar. Bu nereye uyar? Hukuka mı uyar? Demokratiye mi, demokratikliğe mi uyar? Sosyal devlete mi uyar? Nereye uyar? Bunu böyle aklı başında ben kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama bu metni alsın, şapkasını önüne koysun, bir daha okusunlar, bir daha okusunlar. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Bu bir anayasa maddesi olabilir. Veya bir insanın ölümsüzlüğü, eşsizliği, peygamberler de hayattan gitmiştir. Dünyanın en büyük kralları, en kahraman insanları hepsi ölümlüdür ve bitmiştir. Yani o maddelerde böyle akla ziyan laflar var oralarda. O yüzden konuşan Türkiye olmalı, Türkiye konuşmalı, tartışmalı, bundan çekinmemeli. Bu kimseye düşmanlık yapmak ya da Türkiye'yi ayrıştırmak, parçalara bölmek değil. Bilakis yani inanmayabilirsin, bugünkü iktidara oy da vermeyebilirsin. Evet. Ama yani sevmeyebilirsin ama bunu dayatmak yanlış bir şey. Evet. Çok teşekkürler. Sosyal boyutu ve daha çok ilgilendiğiniz alan olan eğitimle ilgili de bir yorum alacağız hocam birazdan. Tayyar Bey, bir taraftan da aslında yani işin dış güçler bağlamında baktığımızda dış güçlere kapı aralama, onların müdahale etme olanağı sağlama noktasında da aslında kaynağını, temellerini anayasadan alan sorunlarımız var. Yani içeride sorun ama dışarının da müdahalesine açık olan kaynağını anayasadan alan sorunlarımız var. Bir, din boyutuyla var. Çünkü İslam dini tahkim altında Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Elbette bugünkü ve belki de ilk günkü başkanlar dışındaki başkanların çoğu iyi niyetle kurumu idare ediyorlar ama onların kuruluş kurma felsefesi çok farklı. Kurucu kodlar bağlamında Türkler ve Kürtlerin ortaklaşa kurduğu bir devlet sonrası bir asimilasyon, red politikası, Kürtçe'ye karşı uygulanan politika söz konusu, bir yaşam tarzı dayatma boyutuyla da devam eden sorunlar var. Bu bağlamda yani toplumda
iç barışı sağlama, dışarının zaten bölünen İslam coğrafyasını daha fazla bölmeme noktasında böyle bir tehdit de var. Bu boyutuyla da anayasayı ve içeriğini nasıl okumamız lazım, nasıl bir evden geçirmemiz lazım, ne dersiniz, buyurun. İşte hocalarımın da söylediği mesele bu. Yani bir anayasa yapacaksanız milletin önce hangi anlayış etrafında nasıl bir toplumsal mutabakatı sağlayabiliriz noktasını bir ortaya koymak gerekiyor. Şimdi biz de diyoruz ki, az önce Rıdvan abi söyledi. Yani bu topraklar Müslümanların toprakları. Bu topraklarda bütün milleti, bütün farklılıklarına rağmen inanmasa dahi, inanmayanları da dahi bir arada toparlayabilecek, geçmişteki tecrübelere de dayanarak söylüyoruz, yüzyıllarca süren tecrübelere de dayanarak söylüyoruz, İslam'dır. Şimdi İslami bir anayasa yapın falan demiyorum. Asgari seviyede bu zemini oluşturabilecek bu anlayıştır. Şimdi siz bu zeminin, pardon, şöyle İslami bir anayasa yapma demiyorum derken, ben onu istiyorum da şu mevcut, evet, için söylüyorum. Yani orada yanlış anlaşılma olmasın. Ben İslami bir nizam istiyorum. Ama bu tartışmalara, yani bunu halka anlatabilmek, farklılıklar, farklı gruplar, mesela Kürtlerin meseleleri, işte şimdi buna farklı azınlıkların kendi dile getirdikleri şeyler. Ama bu ülkede Tanzimat'tan beri az önce bahsettiğimiz teşhis olmadan tedavinin yanlış olacağı meselesi de burada dayanıyor. Evet. Tanzimat'tan beri devam eden işte o meşrutiyet, birinci meşrutiyet, meclisin açılması sonrasında devam eden bir anlayış var. Ve bu anlayış sizin de dediğiniz o dış güçler meselesine dayandığı zaman geliyor. Müslümanlarla, özellikle Müslümanlarla, İslam'la, İslam'a karşı olan bir zihniyet çatışmasına dönüyor. Şimdi anayasanın, darbe anayasasını savunan insanlarla, darbe anayasasını genel anlamda söylüyorum, değişmesini isteyen insanlar aslında farklı bir dünya görüşü üzerinden bir perspektif altında mı diyeyim, nasıl diyeyim, bir mücadele yürütüyor. Yani biz diyoruz ki kardeşim, bu anayasa hem yasalarının içinin boş olması, belli noktalarda artık düşük bir noktada, kadük bir noktada olan belli yasalarının olması, günün şartlarına uygun olmaması, milleti bir araya toparlayacak belli şeye haiz olmaması, bir sürü şey sıralayabiliriz. Böyle bir noktada diyoruz ama en çok da şunu söylüyoruz. Yani ben inancıma uygun bir karşılık göremiyorum ki bu mevcut. Çünkü onun uygulamalarını da yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Sadece bir yasa olarak gelmiyor bu ülkede. Siz özgürlükten bahsediyorsunuz. En başta anayasanın en temel şeyinde özgürlüğü kısıtlıyorsunuz. Diyorsunuz ki değiştirilmesi tartışmaya teklif bile edilemez. Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Düşünce özgürlüğünden mi? Evet. Fikir özgürlüğünden mi? Milletin yani o yüzden baştan değiştirilmesi gerekiyor ama en başa dönerek almak gerekiyor. 24 anayasası, 21 anayasası geriye dönerek tartışılarak konuşulması gerekiyor. Özgürlükler noktasında birçok şey rayına girmiş, evet, bu ülkede. Rıdvan abi az önce öyle söyledi. Biz elbette ki vesayet dönemini de özellikle 80-90-2000 yıllar arasında 28 Şubat'ta yaşayan insanlar olarak uç noktalarda yaşadık ve onların vesayetçi bir anlayışın kemikleşmiş belli uygulamalarının kırıldığına şahit olduk. Ve bu noktada Allah razı olsun dedik, destekledik, iktidarı arkasında da durduk. Ama bizim kaygımız daha çok şu: ana noktalarda belli şeyleri değiştiremezseniz ve zihniyet olarak da bu insanların algı yönetimi kitleye senden daha fazla tesir ederse kazanımların gitmesi bir günlük iştir. Bir aylık iştir. Bir, evet, ayda bütün her şeyi tepe taklak tersine çevirebilirler bu insanlar. Ki bunun da zaten söylüyorlar. Yani bırakın düşünce anlamında, inanç anlamında, senin yaptığın ülkeye taş, ülkenin geleceği için taş üstüne taş konulmuş fabrikana kadar ben bunu kaldıracağım diye adam, bangır bangır siyasetçisi, bilmem STK'cısı. Böyle bir zihniyet var karşımızda. Bu kazanımların kaybedilmemesi için, garantiye alabilmesi için, en azından tırnak içinde söylüyorum, bu yasal düzlemde muhafazaya alınabilmesi için sağlam, düzgün,
bir anayasa ve kişilerin elinden çıkartabilecek bir anlayış oturtmamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Toparlıyoruz. Rıdvan Hocam, notlarınız varsa onları da paylaşın. Tayyar Bey'in vurguladığı kazanımların kaybedilmesi ihtimaline ya da riskine kısaca değinmek istiyorum ben de. Elbette. Bu tabii anayasa tartışması bu konuda doğrudan bağlantılı ama sadece onunla alakalı değil. Bu konuyla alakalı atılması gereken önemli adımlar var. Başörtüsü başta olmak üzere. Yani başörtüsü dahil yani şu yani somut olarak şunu mesela şu örnekle en azından riski ifade etmek isterim. Türkiye demin ifade ettim, tekrar etmek istemiyorum ama Türkiye'de Allah korkusundan daha fazla bir asker korkusu olan bir toplumsal yapı vardı. Evet. Allah hamdolsun bugün mesela bununla alakalı ciddi bir kazanım elde edildi. 15 Temmuz'da da halkın mesela diyelim ki ortaya koyduğu direnç zaten o konuyu inşallah ciddi bir tehlike olmaktan çıkartmıştır. Ama bununla son, beraber bakın kara harp okulundaki evet oraya geleceğim. Yani Kemalist anlayış darbeciliğe mütemayildir. Darbeciliği üretir. Hevesker. Evet yani şöyle çünkü anlayış olarak zaten kendisini şöyle görüyor. Aynı o Jacoben anlayış gibi. Yani bu halk eğitilmeye muhtaç, adam edilmeye muhtaç. Halk hasta aslında mesela. İnancıyla, kimliğiyle hasta. Biz de doktoruz. Onu tedavi edeceğiz. Hadi doktor tedavi ederken icabında hastaya mesela diyelim ki iğne yapabilir, canını yakabilir. Hatta ameliyat edebilir. O mantıkla bakıyorlar. Bu mantıkla bakınca da bir takım zorbalıkları meşru görüyorlar. Dolayısıyla burada bu risk her zaman vardır. Zayıf davranırsanız, zayıf olursanız, zayıf görünürseniz bunu kışkırtırsınız. Ki nitekim mesela işte 2020 seçimler öncesinde mesela bu havaya çok rahatlıkla bu kesim yakalandığını, o kapıldığını gördük. Sloganlarından, tavırlarına, tarzlarına, tehditlerine kadar her yerde mesela bunu ifade ettiler. Şimdi mesela sizin de dikkat çektiğiniz konu çok önemli. Biz Türkiye yakın dönemde itibariyle bakıldığında bir şekilde darbeciliğe, cuntacılığa özenen, buna bulaşan paşaların, generallerin, hatta kuvvet komutanlarının, genelkurmay başkanı tutuklandığı günleri yaşadık. Evet. Ama şu anda geldiğimiz yerde dikkat edelim. Teğmenler iktidara dolaylı olarak halka kılıç çekiyor. Yani bu ciddi bir göstergedir. Dikkate alınmayı gerektirdiğini düşünüyorum. Bu yönüyle yani evet bu işler bitmiştir. Türkiye'de işte darbeler dönemi kapanmıştır. Mantığıyla hareket edilmemesi lazım. Ve burada yapılan yanlışlardan bir tanesi de şudur. 15 Temmuz'da Fethullahçı yapının darbe girişimini sanki tek darbe girişimi gibi ele alıp bütünüyle mesela bununla her şeyi bundan ibaret görmek de bir başka saptırmadır. Türkiye'de darbelerin 15 Temmuz hariç tamamı Kemalist kadroların örgütlü ve ideolojik olarak bu konuyu kendilerini mesela içselleştirmiş insanlar eliyle yapılmıştır. 15 Temmuz'a ortak yaptılar. Evet, o 15 Temmuz'da da kısmen en azından bu görüntü verilmiştir ama onu paranteze alsak bile şunu vurguluyoruz. Yani görünür görünmez, başarılı ya da başarısız, muhtıra ya da şekle ya da fiilen gerçekleşen bütün darbelerde o Kemalist ideoloji bu darbeciliğe meşruiyet zemini olarak sunulmuştur. Evet. Bu görmezden gelinemez. Bununla alakalı olarak yani 82 Anayasası'nı şu anda tartışıyoruz ama ben daha ötede 82 Anayasası'nın da öncesinde bu Türkiye'deki bu anayasa mantığına rengini veren bu anlayışın ciddi biçimde tartışmaya açılmasını, gündemleşmesini, bununla alakalı bir takım çekincelerin, bir takım rezervlerin korunmaması gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Başta resmi ideoloji olma anlamında Kemalizm dayatması. İki mesela işte Sait Bey de dikkat çekti. Yani bakın girişe bakın. Bu anayasa Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ilkeleri doğrultusuna diye başlıyor. Türklük, laiklik falan diye devam ediyor. Tekrar ediyorum. Niçin yani insanlar, nesiller ve geleceğimiz bu anlamda bir ipoteğe mahkum ediliyor? Bu ipoteği kabul etmiyoruz. Aynı şekilde bakın Türklük meselesi. Türkiye Kürt sorunundan dolayı çok kan kaybetti. Çok bedel ödedi. Evet. Şu anda Allah'a hamdolsun belki şu anda bu ateş epey bir yatışmış bir halde. Ama sorun devam ediyor. Sorun bitmedi. Niçin devam ediyor? Çünkü hala insanlara bir kimlik, etnik kimlik dayatılıyor. Her ne kadar mesela işte sorun yok, bununla alakalı bir çelişki yok ya da bununla alakalı bir sıkıntı yok deniyorsa da. Yani hepimiz şunu biliyoruz. Yani bu ülkede milyonlarca Türk etnik kimliğinden gelmeyen insan var. Kimisi Kürt, kimisi Arap, Arnavut, Çerkez, başka. Evet. Bütün bunları Türk yapma, bu anayasa eliyle bütün bu insanları zorla Türk yapmaya kalkmanın dayatma olduğunu, zorbalık olduğunu görülmesi lazım. Bunların tartışılması lazım. Bunların özgür bir ortamda tartışılması lazım. Bununla alakalı olarak da ortaklaştırıcı zeminlerin çoğaltılması lazım. Ayrıştırıcı zeminler değil. Ama mevcut anayasa sürekli olarak ayrıştırıyor,
dışlıyor ve dayatıyor. Bu gerek İslami kimlik sahibi insanlara, inançlara dolayısıyla yapılıyor. Gerek farklı etnik kimliklerden, farklı bu anlamda kavimlerden gelen insanlara bir zorla, bir başka kimlik dayatmasıyla yapılıyor. Yani bütün bunların terk edilmesi lazım. İnsanlar zorla Kemalist olmaya, zorla Türk olmaya, zorla şu veya bu inancı benimsemeye mahkum edilmemeli. Bunun yapıldığı yerde özgürlük olmaz. Özgürlüğün olmadığı yerde de sadece münafıklık ürer. Bu kesinlikle reddedilmesi gereken bir durumdur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sait Hocam, son söz sizin. Tabii daha çok eğitim boyutuyla aslında işin önemine dikkat çekiyorsunuz. Milli Eğitim Temel Kanunu da aslında Kemalist tipi bir öğrenci modeli ortaya koyuyor. Ama genel süreç itibariyle bugün yaşadığımız buhranda bu Kemalist ideolojisiyle yetişen eğitimiyle yetişen insan tiplemesinin çok fazla mutlu, huzurlu olmadığı gibi birçok buhranı da beraberinde getiriyor. Sosyal bir buhran yaşıyoruz. İnsanlar hem mutlu değil, toplumsal bir cinnet hali var. Maneviyatın bir boyutuyla ailede verildiği kısımda yine bir bu noktada fazla ciddi sıkıntılar olmasa da özellikle de metropollerde çok ciddi bunalımlar var. Gençlerimiz çok büyük bir bataklığa saplanmış durumdalar. Madde kullanımı almış başını gidiyor. Her yönüyle yani baktığımızda gelecek vaat etmeyen bir nesille de karşı karşıyayız ve büyük bir tehlikeyle de aynı zamanda karşı karşıyayız. Neler söylemek istersiniz bu boyutuyla, özellikle de sosyal boyutuyla? Buyurun. Sosyal boyutuna baktığımız zaman işte anayasanın hem başlangıç, o ilk paragrafını keşke okusaydınız yani. O ilk paragraf çok enteresan. Devam eden paragraf, birkaç paragrafta da aynı garabet devam ediyor. Şimdi kurucu ilkeler denilen bu ilkeler sadece anayasanın ilgili maddelerinde ve başlangıcında yok. Milli Eğitim Kanunu açın yine birinci paragraf böyle başlıyor. Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'ün kuruluş kanununa bakın. O da aynı cümlelerle başlıyor. Bir çerçeve çiziliyor tırnak içinde. Bu zihniyetle öğrenci yetiştirmek, bu zihniyetle eğitim kurumları kurmak, bu zihniyetle ders... Arkadaşlar... Sadece onu... Tamam. Buyurun. Hocam sesiniz kesildi. Buyurun devam edebilirsiniz. Onlarca yıldır yani aynı zihniyet, aynı çerçeve, aynı modelde tek tip bir insan yetiştirme hedefi konulmuş. Bu sistemin sonuçları da biraz önce sizin anlattığınız, sadece sizin, bizim değil, tüm toplumun şikayet ettiği, bugün işte ekranlara yansıyan, üçüncü sayfalara yansıyan her türlü sıkıntı, her türlü şiddet, her türlü yalan, sahtekarlık, hile, bütün bunlar bu eğitim kurumlarından geçen insanlardan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dönüp bakması lazım insanların, düşünenler, aydınlar, münevverler. Bu 5816 sayılı kanun hakareti yasaklıyor. Biz kimseye hakaret edilsin demiyoruz, zaten etmiyoruz. Ama bazı şeyler tartışmalı. Demek ki bu kurucu ilkeler, bu sistemin çıktıları böyle oldu. Burada bir hata var. O zaman en birinci maddelerde bu tip bir insan yetiştiriyoruz, bu tip insan yetiştiriyoruz derken böyle sonuçlar aldık. O halde bunu niye konuşmayalım? O zaman bu ülkenin aydınları, münevverleri, akademisyenleri, siyasetçileri ya önüne alıp bu konuyu konuşsunlar. Yani bunu konuşmakta bir suç yok. Yani bunun bir cezası da yok. Sadece buraya tekrar dikkat etmesini istiyorum herkesin. O madde, o da dünyanın hiçbir yerinde yok ama sadece bizim ülkemizde var. 5816'nın çerçevesi. Evet. Hakareti yasaklıyor. Tamam, zaten... Madde dursun duracaksa, yani durması gerekmiyor da duracaksa da dursun, bir zararı yok. Ama onun dışında bunun artıları, eksileri, efendim niye insanlar tartışıp eleştirip konuşamasınlar veya daha doğrusunu bulmak için veya gelecek kuşaklar bu 1000 sene mi devam edecek mesela, 2000 sene mi devam edecek, ne kadar daha devam edecek? Her dönemin ihtiyaçları, şartları, icabı. Dünyanın bütün anayasalarında, bütün kanunlarında güncellemeler yapılıyor. Her şeyde yapılıyor. Bunda neden yapılamasın? Dolayısıyla burada iş
medyaya, medya da biraz yazsın canım. Yani niye yazmıyor? Siyasetçiler çıksın konuşsunlar. Bakın tekrar söylüyorum, hakaret etmeden konuşsunlar, suçlamadan konuşsunlar. Ama buradaki yanlışlığı konuşsunlar yani. Bu o yani Mustafa Kemal'i ne yüceltir ne alçaltır yani bunu konuşmak. Bir zarar da vermez ona bunu konuşmak. Ve bugün biz eğer hakikaten arzu edilen bir noktaya erişmek istiyorsak bunu konuşabilmemiz lazım. O halde akademisyenler bunu konuşmalı. Ekrana çıkıp bütün ondan fazla haber kanalı var. Allah aşkına bakın her gün neler konuşuluyor. Akla ziyan boş boş geçen zamanlar, günler, aylar, Evet. yıllar. Türkiye 2,5 yıl altılı masanın nasıl olacak? Onun adayı kim olacağı konuştu. O bitti. Şu mu olacak, bu mu olacak? Yine isim konuşuldu. Sonra haftalarca başka şiddet ve sıkıntılı suç olayları konuşuluyor. Hep bunlar konuşuyor. Ama bunlara sebep olan bu ülkenin eğitimi, bu ülkenin esas maneviyatındaki eksiklikleri, insanları bu hale getiren şeyin ne olduğunu, sokakta, ticarette, alışverişte o kadar büyük sıkıntılar var ki her yerde var, ailede var. Bütün bunları konuşmak için de bu anayasanın o giriş maddesindeki şeyi senin bütün sistemine, Gençlik Spor Bakanlığı'na, Diyanet'ine, ders kitaplarına, yüksek öğretim kurumlarına, ilkokul, anaokulu tamamına yansıyan böyle bir kanatları her yeri kaplamış olan bir zihniyet var. Bir zihniyet inşası yapmışlar. Onun sonucu da böyle sonuçlar olmuş. O halde bunu gelin bir ele alalım. Yanlış tarafları varsa güzel tarafları onu da konuşalım. Evet. Böyle Hocam yani. çok teşekkürler. Rızvan Hocam sanki notunuz vardı. Yani sadece şunu, bu çelişkiyi Sait Bey konu girince aklıma geldi. Şuna fazla vurgu yapmak isterim. Yani 5816 sayılı yasanın nasıl uygulandığı mesela hakikaten içerik olarak mesela şöyle. Aslında kimse hakaret zaten ahlaki anlamda hiç kimse yapılmaması gereken bir kötülüktür. Bizim inancımıza göre de zaten bu anlamda kabul edilemez. Allah-u Teala bakın hani putlara sövmeyin diyor. Yani bu anlamda Müslümanlar açısından mesela birileri eğer bir şeyleri put haline getirmişse ona sövmeyin diyor Allah-u Teala. Bu anlamda hakaret zaten kabul edilmeyen bir davranış. Ama biz mesela uygulamaya baktığımızda biraz ağır bir eleştirinin otomatik olarak hakaret kapsamına alındığını görüyoruz. Ve medya, son dönemlerde özellikle mesela sosyal medya yönlendirmesiyle çok sıradan mesela diyelim ki tartışmalarda tutuklama kararları verildiğini görüyoruz. Yani insanların maalesef yani Allah'a, dine galiz bir şekilde Resulullah Aleyhisselam'a küfür ettiği, hakaret ettiği, mesela tahrif ettiği ortamlara şahit oluyoruz korkunç bir şekilde. Ama Mustafa Kemal'le alakalı bir daha tartışmalarda ya da eleştirilerde biraz mesela ileriye gidildiğinde hemen bir kampanya yürütülüyor ve Bu hakim konuyla karşısına ilgili çıkıyor. espri yapanlar bir de gözaltına alınıyor. Yani bununla ilgili çok son dönemlerde çok örnek yaşadık maalesef. Yani bu çelişkiye de dikkat çekmek lazım. Daha ötesi de şöyle bir durum var. Yani diyelim ben Mustafa Kemal'le alakalı bir tartışmada bulundum ve bu savcı işte bunu mesela hakaret olarak değerlendirdi. Yargılanacağım. Ya gidiyorum mesela mahkemeye. Beni yargılayan hakimin arkasında kocaman mesela diyeyim Mustafa Kemal resmi var ya da heykeli var. Şimdi ben o hakimin benim hakkımda objektif karar verebileceğine nasıl inanayım yani? Ya da yakasına diyelim kocaman bir tane Mustafa Kemal rozeti takmış. Şimdi yani aynı şey savcı için geçerli. Şimdi mesela diyeyim ki ya ben Mustafa Kemal'i eleştirmekten dolayı hakaretle suçlanıyorum. Beni yargılayacak ve bu konularla alakalı karar verecek kişi zaten Kemalist olduğunu göstere göstere bağırıyor. Bunu ısrar ediyor, ilan ediyor. Şimdi bu bizatihi zaten bu yargılama mantığıyla alakalı da büyük bir çelişki ortaya çıkartıyor. Ve nitekim bunun sonuçlarını görüyoruz. Pek çok insan bu konuyla alakalı haksız yere, adaletsiz yere tutuklanıyor. Bunun da mesela tabii doğrudan belki anayasa tartışması alakalı değil ama anayasa tartışmasına rengini veren asıl zihniyet burada da karşımıza çıkıyor. Bütün bunların tekrar ediyorum yani değişmesinden öte, belki o biraz da ikinci bir aşama. Daha objektif olarak, daha adil bir zeminde, daha makul bir zeminde bir tartışmaya açılması lazım. Evet, bu arada malum 5816 Demokrat Parti döneminde CHP'nin biraz daha dayatmalarıyla geldi. Ve son dönemlerde de en fazla gözaltının yaşandığı dönem de bu dönem. Yani tarihten bugüne en fazla gözaltılar bu dönemde olmuş. Bu da aslında trajik bir boyut. Tabii bir Biraz de tabii bu olay biraz sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasına da bağlı olarak gelişmiş olabilir. Ama hani yargıya yansıyan refleksin
bu süreçte biraz daha renk değiştirmesiyle alakalı olarak da bunun yorumlanması bence gerekli diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Tabii şu boyutu da var. Yani anayasayla, yasalarla övülen, korunan bir insan var. Ve sürekli her yerde ona yönelik iltifatlar, övgüler söz konusu. Madem bu kadar iddianızda ileri gidiyorsanız bırakın insanlar öğrensin. Birileri gerçekten o bahsedilen özellikleri, sıfatları, övgülere layık bir insan tipi görüyorlarsa devam etsinler. Ama görmüyorlarsa da bunu yasalarla, kanunlarla, anayasalarla dayatmayın ve korumayın. Yani burada da başlı başına bir çelişki yok mu? Yani maalesef o Kemalist kimliğin temel vasıflarından bir tanesi de şeydir, kaygı içinde olmaktır. Yani adeta Kemalist zihniyet bir taraftan da hani değişik zulümlerle beraber bir tarafta kendi taraftarlarında bir kaygı bozukluğu üretiyor sürekli olarak. Sürekli bir tehlikede olma, sürekli işte hani gericilerin, yobazların, işte devrim düşmanlarının onların sistemini ya da onların hayat tarzını değiştireceği, buna müdahale edeceği korkusu bir müddet sonra bir kaygı bozukluğu şeklinde bir ruhsal bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun refleksleri, bunun tepkileri de bahsettiğiniz çerçevede makul seviyede olmuyor doğal olarak. Çok teşekkürler Rıdvan Hocam. Çok sağ olun katkınız için. Sayın Vekilim çok teşekkürler, çok sağ olun katkınız için. Tayyar Hocam ederim. Çok İnşallah sağ olun. Türkiye bu prangalarından kurtulur. Pranga biliyorsunuz insanın yürümesini, hareket etmesini engel olan hapishane malzemeleridir yani. Türkiye'nin zihni prangalarından da kurtulması için hep beraber gayret etmemiz lazım. Yani Türkiye dünyada hiçbir ülkenin olmadığı kadar şanslı bir ülke. Onun önünün açılması da bu prangalardan kurtulmasına bağlı diye düşünüyorum. İnşallah milletimize Cenab-ı Hak basiret verir, şuur verir. Evet. Aydınlarımıza, gazetecilerimize, siyasetçilerimize bunları kısa zamanda aşarız. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Tayyar Hocam çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, kıymetli konuklarımızla birlikte başta Lübnan'da devam eden ve sayıları 400'e yaklaşan son saldırılardaki şehit sayısı, katledilen sayısı, böyle bir savaş var. Bu boyutunu da aslında ilk bölümde kıymetli konuklarımızla konuştuk. Gazze'de devam eden bir soykırım var. Bununla birlikte de önceden planlanan programımızı, yeni anayasa tartışmalarını konuştuk konuklarımızla birlikte. Bir kez daha sizler adına konuklarımıza kıymetli görüşleri, değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz ve biz ayrıdan sürenin sonuna geldik. Burada nokta diyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.